Mutlu günler, mutlu haftalar. Değerli izleyenler hoş geldiniz stüdyolarımıza. Haftanın ilk bin manşetine başlıyoruz. Uğur Meleke ile birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak açıyoruz. Programımız Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Arkadaşlar. Iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. İyiyiz bizler de çok teşekkürler. Değerli izleyenler 30. haftayı Sportoto Auto Süper Lig'de 30. haftayı tamamladık ve milli maç arasına girdik. Hemen geride bıraktığımız haftada alınan sonuçları ve de puan durumunu hızlıca getirelim ekranlarınıza. Haftanın açılış maçı iki karşılaşma. Vavakars Fatih Karagümrük Yukatel Kayseri Sporu 3-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı lider Trabzonspor karlı oynanan karşılaşmada kar altında yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2 mağlup dönüyor. Kasımpaşa Öznür Kablo Yeni Malatya Spor deplasmanından 2-0 galip dönüyor. Aytemiz Alanya Spor Göztepe deplasmanından 2-0 galip dönüyor. Adana Demirspor Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Atakaş Hatayspor Spor maçı 1-1 bitti. Fraporta Vantalya Spor GZT Giresun Spor maçını 4-1 kazandı. Demir Grup Sivas Spor Altay maçını 2-1 kazandı. Gaziantep Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti ve Fenerbahçe'de İttifak Holding Konya Spor, yine ligin zirvesini ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe İttifak Holding Konya 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Trabzonspor 70 puanla liderliğini sürdürüyor. İttifak Holding Konya Spor 55 puanda ikinci sırada. Fenerbahçe puanını 53'e yükseltti. Üçüncü ay temiz Alanya Spor 49 puanda. Adana Demirspor 48 puanda. Medipol Başakşehir ve e, Atakaş Atay Spor 47 puandalar. 46 puanda Beşiktaş 8. sırada. Babakars Fatih Karagümrük 43 puana sahip. Antalya Spor Fraport'ta Antalya Spor puanını 41 yaptı. Demir Grup Sivas Spor ve Gaziantep kulüpleri 40'ar puanla 11 ve 12. sıradalar. Kasımpaşa, Yukatel Kayseri Spor ve Galatasaray 38'er puanda. O, e... 13, 14 ve 15. olarak sıralanıyorlar. GZT Giresunspor 35 puanla düşme hattının hemen üzerinde 16. ve düşme hattında Altay 29 puanda, Göztepe 27 puanda, Çaykur Rizespor 26 puanda ve Özdür Kablo Yeni Malatyaspor 20 puanda 20. sırada yani en alt sırada yer alıyor. Süremiz el verdiğim müddetçe bütün maçları, bütün ayrıntıları konuşmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak Sözcü Gazetesi geliyor efendim ekranlarınıza. Başlığımız kim tutar seni? Kim göndermede bulunmuş Fenerbahçe Konya'yı geriden gelip devirdi. Lig ikinciliğine göz kırptı. 35'te Bütici'nin golüyle şok yaşayan Kanarya ikinci devrede sergilediği coşkulu futbolla 66'da Kim'le skoru eşitledi. 88'de Pelkas 3 puanı getirdi. Kim Minci, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. 18 Mart 2018, 18 Mart 2018'de Joen Book Motors formasıyla attığı golün ardından ilk kez ağları sarsan Güney Koreli futbolcu takım olarak çok iyi performans sergiledik. 3 puanı hak ettik. Böyle devam etmeliyiz dedi. Maçın 59. dakikasında Atilla Salahi girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Salahi 61. dakikada yerini Filip Nova'a bıraktı. Macar stoperin çıkarken üzgün olduğu görüldü. Bir sonraki sayfamız Hürriyet gazetesinden geliyor. Fenerbahçe söktü aldı. Kanarya 11'i isabetli 26 şut çektiği maçta Konya İttifak Holding Konya Sporu zor da olsa geçti. Sezonu ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi elemeleri bileti almak isteyen iki ekibin Ülker Stadı'ndaki randevusunda Konya ilk yarıyı Bütici'nin golüyle önde tamamladı. İkinci yarıda taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Fenerbahçe 66'da Kim Minje ile eşitliği sağlarken bitime 2 dakika kala Pelkas şık bir vuruşla Kadıköy'ü bayram yerine çeviren golü attı. İki gazete okuduk ikisi de Pelkas'ın golü vurgu yapmış. Kim Kimmice'nin golüne vurgu yapmış elbette ama ikisi de şeyden bahsetmemiş e, Crespo'dan bahsetmemiş. Dün akşam oynadığı oyun herhalde e, nasıl diyelim başyapıt. Vallahi başyapıt. E, bulamadım kelimeyi. Bir başyapıt. E, şeyin e, pelkase verdiği pas da sağ ayağının dışıyla soldan muazzam bir pası. Devler Ligi aşkına fanatik gazetesinden geldi ekranlarınıza. Ligde sezonu ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen 3. Üç, Fenerbahçe Konyasporu Sporu, İttifak Holding Konya 1-0 geriden gelip devirerek aradaki puan farkını ikiye indirdi. Sarı lacivertliler özellikle ikinci yarıda Devler Ligi'nin ne kadar çok istediğini gösterdi. Süper yedek pelkas demiş gazete. Süper Lig'de son olarak 5 Şubat'ta 1-0 kaybedilen Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Dimitrios Pelkas sonrasında hep yedekten oyuna girdi. Pelkas Konya Spor karşılaşmasına da kulübede başladı ve ikinci yarının başında Mesut Özil'in yerine sahaya sürüldü. Yunan yıldız takımını hareket getirdi ve 88'de Crespo'nun pasında ceza sahası içinde harika bir vuruşla takımına 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı. 2017-2018'den sonra bir süperlik sezonunda oyuna sonradan girip en fazla gol atan isim olmayı başardı. Maçın ardından Pelkas İlk yarı golü yedik ama ikinci yarıya çok istekli çıktık. Konya Spor'dan daha fazla istedik. Kazandığımız için mutluyum, inandık ve istedik. Umarım Atilla Salay'ın sakatlığı da ciddi değildir diye konuştu. İşte Fenerbahçe'nin altın maçlık serisi demiş. Giresun Spor 2-1'lik deplasman galibiyeti. Hatay Spor evde 2-0'lık galibiyet. Kasımpaşa 2-1 deplasman galibiyeti. Trabzonspor'la 1-1 berabere. Alanyaspor deplasmanından 5-2 galibiyet ve en son Konya Spor, İttifak Konya Spor'u evinde 2-1 mağlup etti diye yazmış. Gazete. Şimdi Uğur Bey maça dönecek olursak eğer ilk yarı ve ikinci yarı hani genelde ikinci yarıya vurgu yapılmış Fenerbahçe'nin baskısını arttırdı ve çok daha şöyle söyleyelim. İttifak Holding Konyaspor maçın ikinci yarısında benim aldığım ilk not 78. dakika. 78 ve 79'da yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra iki kez Fenerbahçe ceza sahasına doğru hareketlendi. Onun dışında yani uzatma bölümlerini maçın son bölümlerini say saymazsak eğer onun dışında 75'e kadar Konyaspor Fenerbahçe kalesine dahi gidemedi. Öyle bir oyun oynadı ikinci yarıda ama ilk yarıda da de kötü değildi Fenerbahçe. Kaybettiği yerde kalabalıktı. Crespo bütün Zeiss bütün topları topladı. Araya paslar, her şeyi denedi. Bunu belki net pozisyona tahvil edemedi ama ilk yarıda da kötü olduğunu söyleyemeyiz. Golde taçtan yenilen gol bütün savunmanın ayarlarını bozdu. Salahi offside'ı bozan oyuncuydu orada. Şeyde top bütücüye geldiği zaman ilk pozisyonda taçın atıldığında değil sonrasında. Dolayısıyla hakikaten özellikle ikinci yarıda muazzam bir baskı, muazzam bir Crespo, muazzam bir Kim Minje ve diğer arkadaşları da ayak uydurdu onlara diyebiliriz herhalde. Doğru. Şuradan başlayayım. Herkes bütün gazeteler, bütün spor kamuoyu devler ligi e, detayının altını çizmiş ama son sezonumuz lig ikinciliğinin devler ligi önerilmesi anlamına geldi. Nereden yani bu kadar önemsiyoruz madem. Lig ikincimiz ikiden mi katılacak? Bu sezon mu? yani 22-23'te. Bu sezon yani önümüzdeki sezon. Üç tane eleme oynayacak. Evet. ikinci önemeden katılacak. Ama orada eğlenirse Avrupa Ligi 3. elemesine gidecek. Orada elenirse Konferans. Ligi gideceği için büyük bir ihtimalle grup bileti demek bu bilet. Hangi turnuvanın grubu olur bilinmez ama bu sezon Slavya Prag'ın yolu. Slavya Prag aynen bu yolu izleyerek Konferans Ligi finale kadar gitti. Konferans Ligi bizim için daha iyi. Ben size net bir şekilde söyleyeyim çünkü aldığınız puanlar aynı. Eğer biz orada bir dikiş tutturabilirsek, gruptan çıkabilirsek 3 takımda her neyse kaç takımda 3 takımda devam edebilirsek puanları katlayarak cebimize koyarız. Aynen öyle. İnşallah. Müsabakanın e, analizini şu pencereden yapmak isterim. Şimdi Vitor Pereira dönemiyle İsmail Kartal dönemi arasındaki farklar ne? Vitor Pereira döneminde de son derece tutkulu, son derece çalışkan, koşan mücadele eden bir Fenerbahçe vardı bana kalırsa ama bir şeyler eksikti. Büyük takım tadı alamıyorduk. İsmail Kartal'ın gelmesiyle beraber neden Fenerbahçe daha fazla büyük takım hüviyetine büründü? Neden atak sürekli sağladı? Bunun üzerine bir e, kurgulamak isterim bugünkü analizi. Şimdi Fenerbahçe ilk yarıda da bu süreci oynamıştı. İlk yarıda ne yapmıştı? Trabzonspor'u yenilmişti. Trabzonspor şutlarda 20'ye 5 üstünü kurmuştu hatta. Ama 11 e 10 10'lu maç evet. Sonra Alanyaspor'u yenilmişti. Alanyaspor'a karşı fena oynamamışlardı ama yine Alanyaspor kazanmıştı. Sonra da Konya Spor'a yenilmişlerdi ki Konya maçında Fenerbahçe gerçekten kötüydü. İkinci yarıya geliyorsun ligin ikinci yarısına. Trabzonspor'la berabere kalıyor ama 11-10 olmasına rağmen son derece iyi bir futbolla. Alanya Spor'a 5 atıyor. Konya yeniyor üstün oynayarak. Orayla burası arasında ne değişti? Vitor Pereira döneminde bu 3 maçtan Fenerbahçe puansız ayrılırken ve oyun olarak da genel olarak kötü performans gösterirken İsmail Kartal döneminde 3 maçta da oyun olarak olumlu ve toplam 7 puan kazanabilir duruma nasıl geçti? Bunu iki penceren açıklayabiliriz bence. Birincisi defalarca dile getirdiğimiz gibi Vitor Pereira'nın formasyonunda esas mesele üçlü savunma oynaması değildi. Hücumcu sayısının azlığıydı. Ön alan kalabalık olamamalarıydı. Skor ne olursa olsun, maçın gidişat ne olursa olsun, rakip kim olursa olsun 3-4-2-1'i bozmuyordu Pereira. Böylece daha çok 3 e, hücumcuya yer alıyordu. O öndeki 2-1 onun dışında hücumcu yer olmuyordu. Mesela Mesut, İrfan, Santrfor Valencia. Üç hücumcu dışında başka hücumcu yer olmuyordu. Şimdi İsmail Kartal'ın düzeni 4-2-3-1. Dün dikkat ederseniz kim başlıyor? İşte Mesut, İrfan, Pelkas ve bir Santrfor Serdar Dursun. Artı bir hücumcu oynuyor İsmail Kartal döneminde, Pereyre dönemine göre. Dolayısıyla ön tarafta yaratıcılık ihtimali biraz daha artıyor. Daha fazla yetenekli oyuncu oluyor. Birinci detay bu zaten şimdi arkadaşlar şeyi verebilirler. Mesut İrfan bağlantılarını istedim. Mesut İrfan bağlantısı ilk yarıda Fenerbahçe'nin organizasyonunu istedim. Onları verebilirler. İkinci konu da ön tarafta kalabalık olduğunuz zaman işte şimdi mesela görüntüde Zayt sağ taraftaki topu Mesut'a oynuyor. Mesut İrfan'a oynuyor. Çünkü İrfan var orada. Çünkü daha fazla ofansif oyuncu var. Bunu da pozisyona tahvil ediyorlar. Devam edelim. Fenerbahçe ön alan baskısıyla topu kazanıyor. Yine İrfan. Soldan gidiyor. Mesut içeriye ikinci santrifor koşusunu yapıyor. İyi vurabilse gol olacak. Niye orada ikinci bir oyuncu var? Pereira döneminde yoktu. Çünkü sadece üç oynuyorlardı. Orada sadece santrifor oluyordu ama Mesut da oynadığı için, İrfan'la beraber Mesut da oynadığı için İrfan soldan koşu yaptığı zaman Mesut da ceza koşu yaptı. Yine Mesut-İrfan paslaşması. Top İrfan'da. Yine Mesut'u kaçırdı. İrfan yine koşu yapıyor cezanın içine. İrfan. Mesut ağır kalıyor burada. Şimdi Mesut ağır kaldığı için zaten ikinci yarıda çıktı. Anlatmaya çalıştığım Fenerbahçe'nin ön tarafta kalabalık olması Pereira ile, e, Pereira ile Kartal dönem arası bir numaralı fark. İkinci fark da topu kaybettikleri yerde çabuk geri kazanması Fenerbahçe'nin. Topu kaybettikleri yerde çabuk geri kazanma nedenleri de ön tarafta kalabalık olmaları zaten. Orta sahanda hücuma yaklaşması ileri üçlü orta üçlü arasındaki mesafenin azalması. Daha çok topları Zayt ve Crespo nerede kazanıyorlar? Rakibin birinci bölgesinde. Çünkü Zayt ve Crespo da rakibin birinci bölgesine kadar geliyorlar. Pereira döneminde ileri üçlü pres yapıyor gibi görünüyordu. Ama üç kişiyle pres yetersiz olduğu için Fenerbahçe'nin rakipleri üç kişilik presi kırıp hücuma çıkabiliyorlardı. Dolayısıyla Fenerbahçe maa ile geri koşmak zorunda kalıyordu. Önde sağlıklı baskı yapmadığı için. Siz rakibe hücum fırsatı verdiğiniz zaman sürekli geri koşuyorsunuz. Sürekli geri koştuğunuz zaman yoruluyorsunuz. Maç sonunda kat ettiğiniz mesafe esasları yüksek çıkıyor. Pereira'nın Fenerbahçe'si çok koşuyor. Çok koşuyor ama nereye koşuyor? Geriye koşuyor çoğunlukla. Çünkü sağlıklı, istekli, tutkulu, gerçek bir önde baskı yapmıyor. Çabuk geri kazanamıyor topları. Çabuk geri kazanamadığı için de geri koş. Şimdi Pereira ile İsmail Kartal Fenerbahçe'si arasında böyle iki fark oluştu. Bir, hücumda kalabalıklaşma. Ofansta daha fazla ofans oyuncu orada yerleşmesi. Bunun sonucu olarak atak sürekli ve pozisyonlar, goller. iki kaybettiği toplarda çabuk geri kazanma. Şimdi ister istemez şöyle bir e, soru işareti geliyor akla. Yani Pereira Fenerbahçe'den gönderilme aşamasında niyeyse sosyal medyada olağanüstü bir Pereira sever kitle vardı. Pereira'nın gönderilmesinin hatalı olduğunu. Sadece sosyal medyada değil gazetelerde de yazılmış. Gazetelerde çizim. değil mi? Veya spor kamuoyunda diyelim. Dijital ve yazılı ve görsel medyanın hepsinde. Pereira'nın gönderilmesinin hatalı olduğu, Pereira'nın bir şeyler inşa ettiği, inşaat sürecine anlayış gösterilmediği, e, yarım kaldı bu inşaat. Hatta Ali Koç da bunu söylemişti. Yani Pereira'yı gönderdi çünkü Pereira'ya medya sabır göstermedi demişti. Ey Ali Koç, Sayın Ali Koç, Sayın Spor Kamuoyu. Zaten Fenerbahçe'nin elinde bir şey vardı ki Emre Berozov'u bırakmıştı. Ofansif futbol. Aksine Pereira o inşaatı darmadağın etti. Kurul düzeni darmadağın etti ve İsmail Kartal şimdi tekrar kurul düzene döndü. Olağanüstü bir tek direktör mü İsmail Kartal? Değil. Büyük saygı duyuyoruz ama dünyanın en iyi tek direktörü olmadığını da biliyoruz. Türkiye'nin en iyi tek direktörü olmadığını da biliyoruz. Mu muazzam bir CV'si yok. Tek yaptığı veya en önemli yaptığı şey Fenerbahçe'nin kadrosuna, kalitesine yakışır bir futbol oynaması, oynatması. Futbolu sevmesi. Oyuncuların bacaklarından zincirleri sökmesi bu. Bu yani. Bu yetti Fenerbahçe'nin böyle bir seri yakalamasın. Size şöyle destek vermek isterim. Vitor Pereira dönemindeki Miha Zays ile Miguel Crespo mu? İsmail Kartal dönemindeki Miha Zays ile Miguel Crespo mu? Sorun. E, soralım değil Fenerbahçe taraftan. Hiç kimse e, Vitor Pereira dönemindeki Zays ve Crespo demez. O zaman ne konuşuluyordu? Ya düz iki tane orta saha oyuncusu ne gerek vardı? Şimdi bakıyorsun. Doğru. Çok Meğer arasız. adamlar bambaşka adamlarmış. Halbuki çok da iyi koşuyorlardı. Çok da yüreklilerdi değil mi? Her zaman her zaman futbolu seven, her zaman dinamik, her zaman çalışkan oyunculardı ama anlamlı hale geldi. O koşulları, o mücadeleleri. Fenerbahçe önde oynanıyor. Çünkü Crespo sürekli önü top kazanıyor. Crespo dün akşam resital yaptı. Ben. Zaytz ikini Santifor koşulları yapıyor. Gol ve asist üretiyor. E devamlı ara pas yapıyor, deniyor, evet, zorluyor. Nasıl denersin ara pas? denemen için ara atacak oyuncu olması lazım. Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe o tarafta kalabalıklaşmıyordu ki. Miha Zayts, öne atacak oyuncu bulsun. Crespo şimdi ileri üçlüye Fenerbahçe ileri üstüne Fenerbahçe'nin orta üstü yaklaşmıyordu Pereira döneminde. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin rakibi çıkarken Crespo özür dilerim ancak ikinci bölgede karşılayabiliyordu. Hatta bir ile ikinci bölge arasında karşılayabiliyordu rakibi. Dolayısıyla orada kazandığı toplar çok anlamlı olmuyordu. Çünkü 50 metre geri koşuyor sonra 50 metre ileri koşuyor. Şimdi Crespo o kadar koşmaya gerek kalmadan önde top kazanıyor. Çünkü Fenerbahçe önde kalabalık. Çünkü Fenerbahçe'nin orta üçlü hattı, ileri üçlü hattına yakın oynuyor. Yani bu kadar basit de aslında Fenerbahçe'nin yapması gereken ama Vitor Pereira maalesef Türk futbol kamuoyunda niyeyse işte Alex Ferguson, Guardiola, Jurgen Klopp ayarında falan kabul edildi ve korkunç bir e, sevgiyle, korkunç bir anlayışla, kabullenişle, kabullenişle her yaptığı nedense doğru e, ilerledi. ilan Niye üçlü son oynatıyor ya? mesele sadece üstü savunma değil. Üstü savunma doğru olabilir. Mesela o değil ama hücum bunu, tarafına bak. Bunu sezonun ilk başından sonra söyledik. Bloklar arasındaki kopukluk dedik. Evet. Meşhur tabiriyle. Herkes birbirine o kadar uzak. Oyunun boyu bu kadar uzarsa kimse birbirine pas atamıyor. Paslar hep kayıp oluyor falan. Bu defoları teker teker aktarmıştı. Koca da daha iyi olacak, daha iyi olacak dedi ama herhangi bir yere varmadı. En basitinden dün akşam 28. dakika. Fenerbahçe bir dakika içerisinde 3 kez atak yeniledi. Ve Çünkü çabuk geri kazanıyor. Crespo aldı geriye topu. 28. dakika İrfan Can sağdan ortalıyor. E, dönen topu Crespo alıyor. E, Mesut Özil altı pas e, sol çizgisi üstünden vuruyor. Savunmadan dönüyor. E, tekrar dönen topu Crespo alıyor. Bu sefer Rusya kazandırıyor gibi. Şimdi bu Crespo vardı. Hatta Crespo, Crespo vardı. Vitor Pereira getirdi. Doğru. Tebrik ederiz kendisine. Ama Crespo'yu kullanım biçimi değişti. Crespo değişmedi. Crespo daha önde. Bambaşka Ama bir sadece çıktı. Crespo değil tabii. Crespo ve Zaytis daha önde. Crespo Zayt, İrfan, Mesut, Dosci ve Serdar Dosunep. Tabii ki bir blok giderse diğer blok gelir zaten. Bütün Orta saha bloğu mi? öne gidince savunma bloğu da gelecek zaten. Bloklar arası mesafeyi 40-50 metre yapamazsın ki. Tabii ki uç blok birbirine bağlı şekilde, zincirleme şekilde hareket edecek. Vitor Pereira döneminde bu bloklar daha fazla girdi karşı rakiplerini. O yüzden Fenerbahçe'nin oyunu hemen hemen aynı oyuncularla değişti ve çok da kritik eksikleri var. Şimdi Ferdi gelecek. Takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Mert Hakan gelecek. Takımın önemli oyuncularından bir tanesi. Bunlar da katılınca rotasyona, 11'e her neyse Fenerbahçe bu oyun kalitesini bir seviye daha yukarı taşıyabilir. Ve gelecek sezon için de Fenerbahçe'nin yine sağlam bir omurgası var. Umarım Ali Koç, yani bugünden Mart ayından söylemek lazım bunu. Pereira'da yaptığı hatayı umarım yapmaz. Yeni bir tek direktör götürüp yeni bir tek direktör. Götürüp, Aa ben bu oyuncuları beğenmedim. Hayır ben başka bir şey var kafamda falan demeye kalkmasın. Fenerbahçe'nin elinde bir oyun altyapısı var. Bir omurga var. Bir düzenek var. Bunu koruyup ufak tefek rötuşlar yapması lazım yeni gelecek tek direktörün. Umarım böyle bir hata yapmazlar. İkinci Pereira hatasını yapmazlar. Maçın ilk yarısında İlk yarı, ikinci yarı biraz daha farklı bakabiliriz. Her ne kadar bence Fenerbahçe ilk yarıda da kötü oynamadı. Gayet iyi oynadı. Önde baskıyı manalı ve de anlamlı yaptı ve Konya Konyaspor'u uzun oynamaya zorladı. Konyaspor'da savunma arkasına atılan toplarla 3 tane pozisyon, savunma arkasına atılan toplarla 3 tane pozisyon, 6 23 ve bir de gol pozisyonu denendi orada. Taçtan kazandı ondan sonra. Taç atışlarına bakalım mı? Bakalım. Konyaspor ligin taç planı olan neredeyse tek takımı. İki tane beki de Gilerme de uzun taç atıyorlar. Uzun ve anlamlı taç atıyorlar. Sadece uzun demeyelim. Uzun metraj önemli değil. Burada 34'te bir taç atıyor Gilerme. Burada savunma dengesini de bozuyorlar. Bak yine alıyorlar topu. Fenerbahçe yine rastgele uzaklaşmaya mecbur ediyorlar. Ve bir taç daha kazanıyorlar. Diğer taççı Skubic'de. Bunda daha önce planlanmış bir şey. Santifor unutturuyor. Çikaleş'i. Ve golü yaratıyorlar oradan. Çünkü taçta offside olmuyor malum taç atışlarında böyle bir dengesizlik yakalıyorlar. Tebrik etmek lazım. Konyaspor'un iki hücum planı vardı zaten dün. Bir tanesi sağdan onları da verelim. Çikaleşi ile kimle salayın arasında atılan toplar. Niye böyle bir hücum planı denediler bilmiyorum. Bakın hep sağdan. Hep kimle Salahin'in arasında koşu yaptı. Gerçi burada kim koştu yetişti ama pozisyon buldu Çikaleşi. Kim sol stoper oynuyor? Salahin sol bek oynuyor ve aralarında bir yarım boşluk oluşuyor niyeyse. Bak yine eliyle gösteriyor çıkarışı. Ha bu aynı pozisyon. Ha farklı pozisyon. Tamam. Offside'a düştü. Ama eliyle gösterdiği anda atası o top yine doğru koşu. Bak eliyle gösterdiği anda offside düşmeyecek aslında. Sonra düşürüyorlar offside. Sürekli o kimle salay arasındaki genelde yarım boşluğa hareketlerle çıkarışı. Bir planları doğru Demek ki daha önceki maçlarda çalışmışlar orada bir boşluk oluştu. Goldeki taç atışı da gole de bir bakalım isterseniz. Bakalım. Goldeki taç atışı da e, hiçbir takım bu şekilde yakalanmamalı değil mi? Ronaldinho'nun var böyle Barcelona günlerinde kaleciyle bir su paylaştı. Su paylaştıktan sonra çok açık bir ofsayttayken tabii o ana taç atışı olduğunu biliyor. Aynen bu şekilde taç kulağı ve golü atıyorlar. Pası veriyor, golü atıyorlar uyanık olmak lazım. Taç atışlarında offside olmanı unutmamak lazım. Fenerbahçe savunması orada uyuyor. Çikaleşiyor, unutuyor. da komple bir şey oldu. Şaşkınlık oldu, kafa karışık oldu. Taç atışlarında evet. Çünkü hani offside olmuyor ya. Taç Fenerbahçe olması. adına tek uyunduğu anı bu olsa gerek. Konya Spor bu işleri iyi yapıyor. Taçları organize kullanıyor. Sezon maçlarında böyle yaptıkları en iyi iş. Ama Konya Spor da gerçi maç öncesi İlhan Palut yine kabul etmedi. Takımımızın, kadromuzun kısıtlı olduğunu düşünmüyorum ben. Evet düşük bütçeli bir takımız ama kısıtlı bir takım değiliz dedi. Ya şimdi Sayın Palut bir stoperiniz maalesef hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. E şimdi stoperde Musa ile çıkıyorsun. Ön libero'yu oraya kaydırıyorsun. Demek ki bir stoper almanız lazımmış. Oğulcan, Uğurcan ikisi de stoper oynayabilen oyuncular ama demek ki kullanmıyorsunuz orada ön libero'la. İki, Serdar Gürler'i kaybediyorsunuz. Bak Hamilton öyle bir katkı yapamıyor haliyle. Mihal Akı Koşucu oyuncu olarak ikinci yerlerde sokuyorsunuz. Yani kanat hücumcusu da lazımdı. Hatta daha fazlası da lazımdı ama iki direkt oyuncunuzu kaybettiniz. İki direkt oyuncunun yerini bile dolduramadınız. Yani Konya Spor'un takviyeye ihtiyacı vardı. Hoca şunu kastediyor olabilir mi acaba? Bizim zaten şu anda ekstrayı yaşıyoruz. Yani ligin ikincisi ve burada kalıcı olmak az buz bir iş değil. Ligimizin ikincisi şu anda ekstra yaşıyoruz ama bizim zaten olayımız bu. Demek istiyor olabilir mi acaba? Ama şöyle, e, lig ikinciliğinde avantajlı pozisyondaydılar. Bu bir projeksiyon yapabilmeniz demektir. Lig'i ikinci bitirirsek, hatta o ara şampiyonluk şansından söz ediyorduk. Trabzon'la oynarsa, puan farkı üçe Doğru. düşürürse falan diye. Buradan ben planlar anlatmıştım. Hadi onu bırak, lig ikinciliğini korursan şampiyonlar ligi önelemesine gideceksin. Herhangi bir gruplara girersen, Avrupa Ligi ya da konferans ligi gruplarına girersen, hem gruplara girerken aldığın 3.5 milyon euro ödül var. Hem de galibiyet 600 bin euro. ikisinde de Avrupa Ligi'nde de Konferans Ligi'nde de. Böyle projeksiyon yapabilirsin. Zaten bana böyle bir gelir gelecek kasama. Ben de ona göre bir yatırım yapayım. Grup bileti alayım diyebilirsin. Şu an tehlikeye soktun. Şu anda 6-7 takım devrede. Yani sadece Fenerbahçe değil. Konya 55, Fenerbahçe ay, 53. Alanya Spor 40, Alanya 49, Alanya Spor 40, Adana 48, 48. Başakşehir, Hatay 47. Evet. Beşiktaş 46. Hepsi devrede. Şimdi 8. Beşiktaş dahil e, ligin bitimine daha 8 maç var. Devreye girmiş oldu Konya Spor. O projeksiyonu yapıp o transferi yapmalıydı. Yani prospektif olarak bana böyle bir gelir gelecek. Ben de ona göre şimdiden yatırımımı yapayım demeliydi. Maçın ikinci yarısında işler biraz daha değişti. Mesut Özil çıktı, Pelkas girdi. Pelkas'ın girmesiyle beraber biraz daha e, hareketlendiğini, önde baskıyı daha verimli yaptığını üst üste e, dakika aynı dakika içinde hücumlarını sıklaştırdığını söylemek lazım. İrfan Can'ı da atlamayalım. Dün akşam herhalde Maestro gibi sağdan, soldan, ortadan bütün takımını yönlendiren oyuncuydu. Bir, Mesut İrfan Rossi'ye yer değişerek oynamalarını söylemiş İsmail Kartal. Özellikle, özellikle Mesut ve İrfan, İrfan sürekli yer değiştirdiler. Biri sağ açık, biri on numara. Sürekli yer değiştirdiler. O hareketlik de Konya savunmasının dengesini bozdu. İkinci yarı Mesut bence artık 30 dakikalık oyuncuya dönüşmüş. Artık yani daha fazlasını oynaması mümkün değil. 30'a kadar hareketli, 30'dan sonra fiziksel olarak düşüyor. Mesut yani 30 dakika maksimum bir devrelik oyuncu artık. Ya i̇lk 11 planı A planı olmaz. Çok üzücü ama görüntü biraz Evet, öyle. Öyle. Artık Fenerbahçe'de kalır mı? Kalırsa da A planı olmaz yani B planı olur. Mesut çıktı, yoruldu. Rossi sol tarafa, özür dilerim. Rossi sağ tarafa, Pelkas sol tarafa, İrfan 10 numaraya geçti. Gayet de hareketlilerdi. Hepsini tebrik ederim. 2 Sonra Arda girdi. Arda tezahüratları olduğu için bence girişi de gecikti. Yani tribünden Arda'yı istemesi belki de İsmail Kartalomuz etkiliyor. Sanki Daha da, da geç soktu. Sanki bana da öyle geldi. Evet, yani... Çünkü taraftar isteyince oyuncuyu soktuğun zaman herkes ayrı bir beklenti oluşacak vesaire. Hoca onun da oluşmasını istemedi haklı olarak. Haklı mı haksız bilmiyorum. Sağ içinde ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Taraftar istiyor da istemiyor yani. Tek direktörün görevi en doğruyu yapmak. Taraftarı dinlemek değil. Ama Arda girdikten sonra bir vites daha artırdılar ki Arda girdikten sonraki 10 dakika zaten 88'e kadar müthiş bir atak sürekli sağladılar. Peş peşe şutlar, peş peşe pozisyonlar. Sonunda atak süreklinin sonucu olarak o gol geldi zaten. Denge bozuldu. O yüzden hepsinin, Fenerbahçe'nin ön tarafı zaten çok renkli yani. Sezon başından beri söylüyoruz. Mesut, İrfan. iki sezondur söylüyoruz. Evet. Sadece Mert, sezon Rossi, beri. Pelkas, Valencia, Berisha, Arda. Say say bitmiyor. Bu kadar renkli, bu kadar seçenekli bir hücum hattının Pereira 3 tanesini kullanıyordu sadece. 6 tanesini mahvetmişti yani. Hücum hattını herkes gerilemişti Fenerbahçe'de. Bak şimdi herkes ileriye gidiyor. 3 tanesini kullanıyordu. Onları da yapayalnız. Yani il, iç, üçünüz ileride ne yaparsanız yapın gibi bir yaklaşım doğru. vardı. O üçü dahil herkes geriliyor. doğru. Oynattıkları dahil. Yani Pereira döneminde bütün hücum enstrümanları, bütün hücum ekipmanı Fenerbahçe'nin geriye giderken şimdi hemen hemen hepsi ileriye gidiyor. Bak Pelkas'ta gelişim var. Rossi'de gelişim var. Geçen maç 4 gole katkı yaptı. İrfan'da gelişim var. Serdar Dursun'da gelişim var. Arda'da gelişim var. E çünkü hücum yapıyor Fenerbahçe. Ofansta kalabalıklaşınca birey bireyde de performanslar arttı haliyle. Bir paragrafta Ozay Samuel'e daha önce programımızda konuşmuştuk. Sanki Sabek'te oynadığı zaman çok daha verimli oluyor diye. <laughs> dün akşam da sanki bunu onaylar gibi, sanki bunu sağlamasını yapar gibi. Sadece dün akşam değil son 2-3 maç diyebilirim. O bölgede oynadığı maçlarda net bir şekilde bunu gösteriyor. Korkunç bir mesafe kat etti. Evet. Açık oyuncu seçim bence de yetersiz. En azından bu takımın oyuncu kalitesine baktığın zaman Samuel bu takımda sağ açık sol açık oynaması için bayağı sakatlık eksik olması lazım. Yani İrfan'ı, Rossi'si, Pelkası, çok iyi bir Mesut'u, Valencia'sı değil mi? Bir sürü açık oyuncusu var takımda. Hani bunların bunları geçip Samuel'le oynaması için bayağı bir eksik olmaz. Ama bek pozisyona baktığın zaman bek pozisyonu çok bakir Fenerbahçe'nin. Yani orada ne Nazım ne Novak orijinal bekler tatmin etmiyor. Dolayısıyla Oraya devşirilen iki bek Samuel ve Ferdi'nin sağlıklı olduklarında oynaması da mantıklı gözüküyor. Samuel de tempolu bir oyuncu, koşan bir oyuncu, çabuk bir oyuncu. Zaten Championship'ten çok gol çok asistle gelmedi. İki gol üç asistle mi ne vardı Fenerbahçe'ye geldiğinde? Bek olması belki onun da hayrına oldu. Yani Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye bıraktığı kazanımlardan biri. Kim Minje, en büyük kazanım. Ee, Crespo ikinci büyük kazanım. Miha ısrar etmesi bir başka kazanım. Samuel'i bek yapması bir başka kazanım. Vitor Pereira elbette önemli kazanımlar bıraktı Fenerbahçe ama büyük takım gibi yönetmedi. Futbolu sevmiyor gibi, iyi oyuncu sevmiyor gibi yönetti. Sorun oydu yoksa birey birey geliştirdi. Önemli oyuncular var ama gerilette de bir sürü oyuncu var. Samuel de bundan sonra kariyerini herhalde sağ bek olarak devam edecektir. Fenerbahçe'de veya başka takımda. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 4-5 takviyeye ihtiyacı var bana sorarsa. 4-5 takviyeyle bu takım gelecek yıl her şeye aday olur. Avrupa kupalarında yarıştığı kupada da üst seviyeye gider. Ligede kupaya da aday olur. Yani 4-5 doğru takviye takviyeyle Fenerbahçe transfer döneminde kapasite yeterli. Çünkü sağlam bir omurgası var. Hatırlatmayı bir kez daha yapmakta fayda var. Daha önce Vitor Pereira ile yapılan, yıkılan, yapılmış olanı yıkan yaklaşımı tekrar etmemekte. Ve bu Tabii. Emre Belözoğlu'nun yaptığı gibi, şimdi İsmail Hoca'nın yaptığı gibi bu yapının üzerine katkı ile devam etmek en sağlıklısı olacak gibi e, görünüyor. Sanıyorum taraftar da bunun e, bilincine varmıştır. Tekrar söylüyorum, Mihazays ve Crespo, Perero Perera dönemi mi, İsmail Hoca dönemi mi? Herhalde herkes dün akşamı tercih edecektir. Ya bu çok iyi bir tespit. Mihajæs ve Crespo ama yanına ekleyin hocam. Mihajæs Rossi şimdiki Rossi mi, sezon başındaki Rossi mi? Ya yani İrfan. Rossi konusunda ben çekimser kalıyorum. Çünkü takım iyi oynuyorsa Rossi iyi oynuyor. Takım tamam iyi, iyi oynamasa işte Rossi takımın oynama sebebi antrenör değişikliği. O Doğru. fansla kalabalıklaşması. Yani bir Crespo Zayt. Doğru haklısınız. Bir, bir şey söyleyemeyeceğim. Doğru. Maç sonu istatistikleri. yani. O ayrı bütün, zaten. Papai. Bütün orta saha ve hücum oyuncularının veriminin artması tesadüf mü? Bütün orta saha ve hücum oyuncuları sezon başı geriledi. Bütün orta saha hücum oyuncuları şimdi ileri gitti. Bu bir tesadüf mü? Elbette değil. Maç sonu istatistikleri Fenerbahçe ilk yarıda %63 topla oynayarak kapatmıştı. ikinci yarı yani maç sonu itibariyle bunu %67'ye çıkardı ki az önce de söyledik Konya Spor ikinci yarıda İttifak Holding Konya Spor ee, sadece 75. ve pardon 78 ve 79'da iki atak geliştirebildi gol beklentisine, şutlara bakalım. 26'da 11, 7'de 2 ki ilk yarıda 6'da 2 idi. İttifak Holding tamam. Konyaspor'un ikinci yarıda şutu ee, yok bir tane şut çekmiş o da isabetsiz olmuş. Gol beklentisi e, ilk yarıda Fenerbahçe bayağı yükseltmiş. 0.40'tan 38e çıkarmış. 116 da İttifak Holding 1-15 olarak bitti karşılaşma, rakip ceza sahasında topla buluşma. İlk yarıda Fenerbahçe 13 iken bunu tam 31'e yükseltmiş. İttifak Holding Konyaspor ilk yarıda 10 iken rakip ceza sahasında topla buluşma maç maçı da 13 ile tamamlamış. Yani ikinci yarıda Konyaspor bir şut atmış isabetsiz. Sıfır gol beklentisi yaratmış. Rakip ceza alanında da üç kez, iki kez ya da üç kez topla buluşmuş. 3 kez topla buluşmuş. Yani koca bir devreyi Konyaspor hiçbir şey yapmadan bitirmiş. Çünkü Fenerbahçe tamamen 3. bölgeye yığdı oyunu. Dediğim gibi 80'den sonra özellikle öyle bir yığdı ki 83'te Crespo'nun şutu var Sehiç. 84'te Arda'nın şutu var Sehiç. 86'da Serdar Aziz bıraktı Samuel'in şutu var Sehiç. Peş peşe kurtarışlar. E sonunda bir yerde kurtaramadı. 88'de Crespo asist. Pelkesin bir yerde golü kurtaramadı geldi. doğru. O futbol böyledir. Ama o kadar baskı Futbol kurdu ki. yani aynı dakika içinde 3 tane ataklar falan. Metal yorgunluğu diye bir şey var ya evet. mesela bir metale parmağınla sadece tık 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 sürekli vurdun düşün. O metal bükülür mü? Bükülmez dersin değil mi? Ama bir noktadan sonra o metalde bir yorgunluk oluşur. Parmağınla sürekli saatlerce günlerce o metale aynı yerinden vurursun belli bir noktada o metalde bir yorgunluk oluşur ve metal çatlar. Futbolda böyledir yani atak sürekli bir metal yorgunluğu oluşturur. Sürekli atak, sürekli atak, sürekli atak. Bir yerde bir konsantrasyon kaybı ve hata. Barcelona'nın şu anki Barcelona'da öyle ama Xavi oynarken, Iniesta oynarken de gol bulma yolu buydu. Rakipte bir metal yorgunluğu oluşturma. Atak sürekli ve sonunda bir yerde konsantrasyon kaybı, arıza verdirme. Beşiktaş'ın üstüste ee, üst üste şampiyon olduğu iki sene yaptığı gibi. Şenol Güneş'te. Şenol Güneş. Aynen öyle. Atak sürekli. Futbolda büyük takımsanız Atak sürekli sağlayacaksınız. Vitor Pereira buna inanmıyordu. Bak Vitor Pereira bunu yapamıyordu demiyorum. Buna Vitor inandım. Pereira buna bunu... inansaydı önde kalabalık olur, çabuk geri kazanmaya çalışırdı. Bir, hücumda daha fazla ofansif oyuncu kullanırdı. İki, adam atak sürekli inanmıyor. Adam fırsat oyununa inanıyor. Rakip gelsin, rakip atağı tamamlayamasın. Ben süratli geçiş yapayım ve rakibi eksik yakalayıp gol atayım. Tabii ki futbolda bu da var ama bir büyük takımın ana planı bu olmaz. E olmadı zaten. Olmaz. Barcelona'ya karşı Galatasaray'ın olur. Ama Barcelona'ya karşı olur. Bak Gaziantep'e karşı oluyor mu? Öyle olmuyor. Olmuyor. Çünkü sen Türkiye'nin büyük takımısın. Türkiye'de büyük takım atak sürekli sağlamak zorunda. Pereira'nın anlayamadığı şey buydu. Bu arada Brezilya'da bir maç kazanınca böyle gene sosyal medyada çıldırmışlardı Pereira evet, maç kazan diye. Ya. Gazetelerde de çıktı. Ne oldu bu haftaki maç sonucu? Yenilince haber olmuyor. Pereira Tabii. bir tane maç kazanınca haber oluyor. Var oldu. bir adam, Vitor Pereira'nın burada bir hayran kitlesi Çok gerçekten enteresan var Yani. Çok enteresan. Fatih Terim'i anladık, Aziz Yıldırım'ı anladık. Bunların bir hayran kitlesi var sosyal medyada ne olursa olsun. Her şekilde yaptıklarının doğru olmanın nedeni var. Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Ali Koç gibi değil. bunlar büyük isimler. Elbette. Vitor Pereira'nın böyle Vitor Pereira taparları olmaz ben inanamadım ya. İnan, bir Portekiz'in böyle bir bayram kitlesi Portekiz diyor inan bana. İnan bana yok Türkiye'de var böyle bayram kitlesi. Portekiz'de olsa Portekiz'de zaten şu anda bir takım çalışıyor olurdu. Sosyal medyayı hadi bir yere kadar anlarım ama gazetelerde işte hoca şöyle yaptı, hoca böyle yaptı. Evet. Ben onu anlamıyorum. Yani hala haber değeri taşıyor. Neyse belki de bizim gözden kaçırdığımız bir noktası vardır. Akıllarda kalmasın pozisyonları var. Uğur Bey. Önce Fenerbahçe İttifak Holding Konya Spor karşılaşmasından sevgi sevgili reji 7 numaralı pozisyon yani dakika 35 bir e, şeye baktık gerçi Bütücü'nün golünü ama bir de Uğur Melike daha farklı bir gözle değerlendirecek şimdi. Taçtan itibaren alalım lütfen. Hızlıca bunu konuştuk. Bu, ha buyurun. Taç atıldı. Burada salaydan kurtardı. Ortaya çevirdi. Endir çekici dokundu. Bu arada Konya Spor'un hazır yeri gelmişken şimdi Endir çekiciyi e, hoca çok fazla tutmadı bu oyunda. Biraz fazla katlandığı gibi geldi bana. Çünkü hep bulunması gereken yere son anda ya yetişti ya da bir adım geride kaldı. Şimdi Endir enteresan bir oyun. Zaten ikinci yarıda daha az kullanmaya başladı. Çok yetenekli ama devamlılığı yok. Mesela bazen bir maçta aniden iki tane peş peşe gol atabiliyor. Ama oynattığı yer itibariyle mi acaba sanki çok rahat Yo, Yok bir... ikinci santrfor koşuları yapmayı seven bir oyuncu ama sen topu Fenerbahçe'ye bırakırsan, atak sürekli sağlayamazsan, set ucumu yapamazsan Endri anlamsızlaşıyor. Mesela bu maç Endri'nin maçı bence de değildi. Ama topa Konya %60 sahibi olduğu zaman Endri anlam kazanır. Rahmanovic'i kullanıyordu. Endri yerine son dönemde daha çok bu maçta onu kullandı. Belki fırsatçılığından faydalanmak istedi. Ama, e ama biraz, top sende değil ki. Evet, fazla Hangi kaldı fırsat? oyunda. Hangi fırsat? Golle alakalı olarak burada Altay'a faul yapılıp yapılmadığı konuşuldu. Offside olup olmadığı konuşuldu. Şey, taçtan bahsetmiyorum sonrasında. Sonrası. Bence Bütücü. iyi niyetli bir ikili mücadele. Şurası bak Bütüçi ayağını çekmeye çalışıyor. Yani Allah korusun bir şey yok. Yaralayıcı bir temas yok. Bence yok. yok. Altay da bence rahatsız olmamıştır Bütüçi'nin davranışlarından. Ben e, temiz buldum bu pozisyonu. Genelde zaten nizami bir gol olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğunu en azından benim okuduğum gördüğüm kadarıyla herkesin hemfikir olduğunu söyleyebilirim. Yani Çünkü futbol oyun çerçevesinde kaldı iki Kalecinin topu lazım. iki eliyle kontrol ettiğinden bahsedemeyiz. Yani tam manasıyla kontrol ettiğinden dolayısıyla hani kontrol etse tutmuş olsa tamamen kontrolünü almış olsa zaten dokunamıyorsun. Ama Tabii. burada öyle bir durum yok. Dolayısıyla devam ve de gol kararı doğru gibi değerlendiriyoruz. Doğru. Bir sonraki pozisyonumuz 10 numaralı pozisyon. Yani dakika 53'e gidiyoruz değerli izleyenler. Burada pozisyondan ziyade pozisyonun sonrasında yaşananlar herhalde biraz daha ön plana çıktı. Serdar Aziz burada bu kadar yakından ne deniyor buna hakemin kişisel alanı? Şimdi önce Kim Minje'den başlayayım. O ya pozisyon içindeki o. oyuncu Kim Minje değil. Yani faul kararı verilen oyuncu Kim Minje değil. Neden böyle bir reaksiyon gösteriyor? Yani orta sahada sıralan bir faul kararı. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Ama pozisyon içindeki adam İrfan. Crespo bu anlamda, Kim Mijie de öyle ama Crespo bu anlamda gerçekten çok soğukkanlı bir adam. Çok manasız yani burada Kim Mijie, sarı kart garantisi olan bir pozisyon. Sen bir stopersin. Kim Mijie böyle sarı kart görmemeli. Çünkü çok öne açık yani uluslararası bir oyuncu. Türkiye'de olduğu için şanslıyız. Süper Lig'e değer katan bir oyuncu. 5 Beş büyük ligde çok iyi takımlarda oynayabilecek seviyede bir oyuncu. Böyle sarı kart görmemesi lazım ki kaptan nüvesi var. Kaptan nüvesi var. Yani böyle sarı kart görmemelisin. Bu takıma da kötü örnek. Sonra Serdar geliyor. Aslında önce ya vücut diline bakarsan, hakem sarı kart gösterme önceki vücut diline bakarsan nazik bir itiraz gibi görünüyor. Şimdi yakınında var. İlk, ilk gelişi değil mi? Evet ilk gelişi. Bak şimdi Serdar Burada çok nazik bir vücut diliyle geliyor. Ama demek ki sözcükleri rahatsız edici. Yani ne söylediğini bilmiyoruz çünkü. Sonrası da hoş olmadı. Sonrası yani. bayağı abartıyor. Evet. Şimdi bir sonraki... Ne kadar gereksiz bak. iki stoper aynı pozisyonda. Pozisyon orta sahada bir faal. Son derece İlice önemsiz. Oynuyorsun. Sen yoksun. İkiniz de yoksunuz pozisyon içinde. İki stoper aynı pozisyonda sarı kart görüyor. Yani bir tek direktörün kabusu bir savunmanın kabusu, iki stoperin cebinde kart oynaması. İkisi de pozisyon icabı olmayan yerde itirazdan sarı kart görüyor. Yani inanılmaz. Çok büyük hata, çok büyük ciddiyetsizlik. Bir pozisyonumuz daha var bu maçtan. 14 numaralı pozisyon yani dakika 60 İrfan Can'ın penaltı beklediği pozisyon. İlk seyrettiğim anda hem maçı hem de tek yani bu akarken akan oyunda izlediğimde ve sonrasında tekrarlara baktığımda ben penaltı diye düşündüm. Ancak sonrasında benim fikrimi değiştiren şey dün akşam e, trio programında Bülent Hoca söyledi. E, Nedir? Bakın, önce İrfan boynuna sarılıyor şeyin şey için. Şey için mi? O benim bakın şurada hop gördünüz mü? Yani şey için çeken İrfan düşerken. Dolayısıyla şey içte o avantajı kaybetmiyor. Süzmesi şey, kolay değil. Ama Hoca çekiyor. böyle de bir pencere var dediği için benim de fikrim biraz değişti. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bu aynı pozisyon değil mi? Şimdi burada kaçacak işte. Tamam. Öncesinde savunmanın Musa değil mi? Musa'nın bir Hı. hamle. Şu. burada bak görüyoruz. Şu, şunu mu diyorsunuz? Şey içle de değil de Musa'nın hamlesini mi diyorsunuz? Yok yok Musa'nın hamlesine bir şey yok. Doğru Bülent Hoca. teşekkür ederiz. Ben de öyle söyleyeyim. Bülent Hoca çünkü çok iyi yakalamış. Eee her bir bakış açısından bakılıyor. O da böyle bir bakış açısı getirdi. Buradan da bakılabilir mi diye. Öyle söyleyince ben de, de Bülent Hoca'ya katılıyorum. Sanki aklıma şey işte İlk yattım. müdahale Irfan'ın sağ koluyla değil mi? Değil mi? Önce şey işte, öyle görünüyor. Şey işte o ikili giriyor. O da öne çıkmaya çalışıyor. Sanki öyle görünüyor. Karşılıklı bir çekme oluyor. Ya Konya lehine faal vereceksin ya oynatacaksın. Hakem oynatma yönünde tavır aldı. Katılıyorum. Fenerbahçe iyi oyunla önemli bir galibiyet daha aldı ve puanını 53'e yükseltti ee, dedik. Uğur Bey var mı Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor maçından eklemek istediğiniz ya da konuşmadığımız bir şöyle bakıyorum e, Konyaspor açısından. Dediğiniz gibi iki planı vardı dün akşam. ilk yarıda bunları görece ikinciye, ikinci yarı oranla da işletebildiğini ama ikinci yarıda mahkum bir oyun oynamak mecburiyetinde kaldığını söyleyebiliriz. Endiri çekiciyi çıkarmakta çok geç kaldı. Çünkü endiri çekici çıktıktan sonra biraz daha önde top tutabilmeye ve 78 ile 79'da iki tane e, şey yapmaya, atak yapmaya topu çıkarmayı başardı diyelim. Tekrar hatırlatalım. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa bir araya gideceğiz. Çekiciyi sonra da... kaçta çıkardı? Galatasaray'a Endere Çekici 66'da çıktı. Rahmanoviç girdi. Tamam. Zaten dediğim gibi ikinci yarının başına girdi. Hamilton kötü müydü? Hamilton Antalya Spor'dan da biliyoruz yani. Kapasitesi belli bir oyuncu. Hoca... Serdar Gürler. Değil. Kader değiştirir. Ya, hocanın istediklerini yapıyor. Değiştirir. Muhtemelen. Tahmin ediyorum. Ya bu Hocanın istediklerini yapma tabiri de tartışmalı bir tabir. <laughs> Önder Karaveli'nin Kenan Karaman'la ilgili taktiksel olarak gerekenleri yapıyor, istediklerimizi yapıyor demesi gibi. Yani bu Yeterli şunu değil. anlamaları lazım. Yani Konyaspor Spor lig ikincisi ve lig ikinciliğini korumak istiyor. Beşiktaş lig ikinciliğini e, zorlamak, lig hedeflemek istiyor. O zaman hocanın istediklerini yapmak yetmez. Bir hücum oyuncusu için daha fazlasını yapması lazım. Mesele bu. Necip Uysal'ın 10 yıldır tarif edildiği şey hocanın istediklerini yapıyor. Görev adamı. İşte Doğru. Doğan Erdoğan mesela şimdi Gaziantep'te. O zaman büyük takımda oynardı. Hocanın hissettiğini yapıyor abi. Doğan daha iyi yapıyor. Standart Doğan, ın, Doğan ın, veriyor belki bunun daha Kahvaltıya bir saatinde geldiğine, ne bileyim terlikleriyle inmediğine, zamanda kalktığına falan eminim yani. Antrenman en erken gelen en son çıkandır ama yetmez. Çok iyi bir aile çocuğudur eminim. Bunlar Doğan başka Erdoğan. Elbette. Belli yani adam dört başı mamur. Müthiş bir profesyonel belli. Yeter mi? Yetmiyor büyük takımda oynamak için. O yüzden de Gaziantep'te oynuyor. Ama işte şeye gelince mesela Berkan, Taylan, Necip Uysal böyle değerlendiriliyor. Hocanın hissettirini yapıyor. Hoca daha fazla istemesi lazım orta saha Mesele o. Kenan Karaman. Hocanın hissettirini yapıyor. O zaman hocada bir sorun var. Dolayısıyla verimli şöyle söyleyelim. Standart, standart da değil ortalama. Ortalama. Averenç. Ne denir? Büyük takımda oynamanın kuralı ortalamanın üzerinde istikrarlı olmak değil mi? En kısa Farkı özeti bu büyük aslında oluyor. söylemek istediğimiz tam da bu ortalamanın üzerinde ama hocanın istediği eğer ortalama performans biz bu klişeyi kullanırken ortalama performansı kastediyorsak ki sanıyorum öyle hocasının istediğini yapıyor ortalama performans bunu kastediyorsak yetmiyor işte ortalamanın üstünde istikrarlı performans verirsen ancak büyük takım oyuncusu olabiliyorsun özeti kısaca bu. Bir araya gidelim o zaman. Değerli izleyenler aranın ardından da Gaziantep Galatasaray maçı tüm açılarıyla başlıklarıyla pozisyonlarıyla karşınızda olacağız. Hürriyet gazetesi geliyor efendim ekranlarınıza. Aslanda hasar maksimum başlığı atılmış. Gaziantep'teki maksime Göndermede bulunarak Barcelona maçlarındaki performansı ve Beşiktaş zaferiyle ligin kalan haftaları için umutlanan Galatasaray Gaziantep duvarına çarptı. Sarı Kırmızılılar iyi başlayamadı ancak 34'te Gomis'le öne geçtiği deplasmanda Maksim'i durduramadı. 45 artı 4'te asist yapan Maksim 71'de penaltıda hata yapmadı ki Türkiye kariyerinde hiç penaltı kaçırmadı. 81'de Figueiredo'nun golünde de baş roldeydi. anımsatan bir şey yaptı orada dar alanda topu çıkardı arkadaşına. Figueiredo'nun golünde baş roldeydi. Gaziantep 6 hafta sonra kazanırken Galatasaray üst üste ikinci deplasman maçını kaybetti. Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacaklarını söyledi. 97 günlük aranın ardından yeşil sahalara dönen ve kaleyi Penya'dan devralan Uruguaylı eldiven, "İyileşmemde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bu benim borcum. Maça gelecek olursak iyi organize olmuş bir Gaziantep vardı. Maalesef kaybettik. Çalışmaya devam edeceğiz. Ligi en iyi pozisyonda bitireceğiz. Elimizde kalan tek şey bu." diye konuştu. Sol üstte Ayağım iki kere kırılabilirdi. Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu maç sonu hakem Arda kardeşlere tepki gösterdi. Sahada bize "Birader, kardeşim" diye hitap eden hakem abimiz pozisyonu sorduğumuzda 30 saniye geçmeden bakıldı diyor. Peki nasıl bakıldı? İki pozisyonda ayam kırılabilirdi. Sarı kart bile çıkmadı ki biraz da birazdan biz de e, görüntüyle bakacağız. E, Kerem'in ayağının son hali e, orada yani hani Allah korusun daha ciddi bir şey olmadığı için yaralanmış ayağında fotoğrafını paylaşmış gazete. Aslana Antep şoku Posta Gazetesi'nden geldi ekranlarınıza. Son maçlarda oynadığı futbolla alkışlanan Galatasaray deplasmanda 34'te Gomis'in attığı golle öne geçmesine rağmen ummadığı bir yenilgi aldı. Aslında ummadığı derken herhalde maç önünde beklenmiyordu ama maç başladıktan sonra ee, insanlara bir acaba dedirtmiştir tahmin ediyorum. Hem 11'i Galatasaray'ın hem de oyunu. Ev sahibi Gaziantep Spor'a 3 puanı getiren golleri Ciloboji, Penaltıdan Maxim ve Figueiredo attı. Gomis neler kaçırdı. Yine Semih Ha, özür dilerim. Kerem Aktürkoğlu'nun "Ayam kırılabilirdi." sözleri ee, burada yer bulmuş ve o fotoğraf sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf burada da aktarılmış. Semih Kaya sağ bekte oynadı dün akşam. Ona vurgu yapılmış. Gaziantep 69. dakikada penaltı kazandı. Topun başına hiç penaltı kaçırmayan, 17'de 17 yapan Rumen yıldız Maxim geçti ve Mustere ile topu ayrı köşelere yolladı. Gaziantep kariyerinde 18 penaltının hepsini gole çevirmeyi başardı. Şurada sağ üstte basketbol değil futbol oynuyoruz cümlesi başlıkta. Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Toren karşılaşmanın ardından iyi başladığımız ve golü bulduğumuz maçı duran toptan yediğimiz iki golle kaybettik dedi. Toren şöyle devam etti. Gomis'le skoru 2-2 yapma olasılığı vardı ama kaçırdık. Sonrasında maç elimizden gitti. Türkiye Ligi en çok penaltı verilen lig. Basketbol oyunu değil futbol bu. İstanbul'la dış sahada oynayan Galatasaray aynı değil. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Son 20 günde maç ve yolculuklarımız oldu. 4 gün ara vereceğiz. Dinlenip güçlü döneceğiz. Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulutsa iyi oynadık ve galibiyeti hak ettik. Oyuncularımı kutluyorum diye konuştu. Son olarak akşam gazetesi Aslan sonunu getiremiyor başlığını atmış Galatasaray. Atakaş Atay Spor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Barcelona maçlarında olduğu gibi Gaziantep karşısında da ilk golü buldu ancak yine kazanamadı ve rakibine 3-1 yenildi. Galatasaray Domenek Torrent yönetiminde yine öne geçtiği bir maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Burada Moruta'nın performansı e, şut isabeti %0, sıfır, orta saha isabeti 0, top çalma sıfır ve top kaybı 10 diye aktarılmış. Gomis 11'de başladığı maçlarda ilk kez gol attı. Maxim ligdeki 18. penaltısını gole çevirdi. Galatasaray Domenek Torrent ile 5. toplamda ise 12. yenilgisini aldı. Uğur Bey 11'i gördüğünüzde Galatasaray'ın 11'ini gördüğünüzde şaşırttı mı sizi diye sormak istiyorum hemen. Hem evet hem hayır. Şimdi 15 günde 5 maç oynuyorsunuz. Konya, Barcelona, Beşiktaş, Barcelona, Antep deplasmanı zor bir fiksür. Kabul edelim ki. Dolayısıyla Dominik Torrent de bu 15 günde 5 maçı bir paket halinde ele almaya çalıştı. Mümkün olduğunda kadrosunu döndürmeye, maksimum faydalanmaya çalıştı. O yüzden bazı değişiklikleri tabii ki anlayabiliyorsunuz. Back pozisyonları değişiklikler, Santrfor'daki değişiklikler gibi bazı değişiklikleri anlayabiliyorsunuz. Yani 11'i gördüğümde o yüzden bazı şeyleri şaşırmadım. Mesela işte hem Boyu hem Omar yok. Ne yapacaksın? işte Semih'i kullanmış. Orta sahanın ortasında Emre Kılınç'a görev vermiş. Santrifor'da Muhammed Gomis'e dönüşümlü olanlar bu süreçte filan. Bunları anlayabiliyorum. Ama bir taraftan da tabii ki hem evet hem hayır dedim. Hayır cevabını şu yüzden ya bu Pulgar'ı galiba Torrent gerçekten istemedi. Aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Mesela orta sahada Berkan Taylan'ın sürekli oynaması bu oyuncuların üzerine basker baskı kesin. Kapasiteleri başka bir konu. Zaten kapasiteleri kısıtlı. Zaten Barcelona gibi, Marsilya gibi topa sahip olan rakiplere karşı daha uygunlar. Süper Lig'e daha az uygunlar. Bu ayrı konu. Bir de sürekli kullanıyorsun bu oyuncuları. Sürekli kullandığında da hata yapacağım korkusu oluşması normal ki dün de çok kritik hatalar yaptılar yani Berkan'la Taylan. Bu durumda acaba yani Semih Sabek oynayabiliyorsa, Morutsan bile ilk 11'de yer bulabiliyorsa Pulgar bu kadar mı kötü? Bu kadar mı yani? 15 günde 5 maçlık serinin 5. maçına başlayamayacak kadar mı kötü? Ben Semih Kaya'nın sağ oynamasından daha riskli olduğunu düşünmüyorum. Pulgar'ın orta sahada başlaması. Bak Semih Kaya orijini sağ değil. Stoper pozisyonunda dördüncü, beşinci seçenek. Sağ başlıyor. E tamam olabilir diyorsun. Mecburiyet diyorsun. Başka şansım yok diyorsun ama Alparslan'ı sağ kullanmıyorsun. Semih'i sağ kullanıyorsun. Tamam olabilir diyorsun. E Pulgar da orta sahada başlasın ya. Ya öyle bir maç artık. O yüzden hem evet hem hayır. Yani Dominik Torrent'e hem hak veriyorum hem de veremiyorum. 11 seçimlik konusunda Berkan Taylan'la Süper Lig'de maç kazanmak kolay değil. Yani böyle iniş çıkışlı bir grafik sergilememiz normal. Peki ne planladı? Neden böyle başladı? Şunu planlamış Dominik Torrent. Gaziantep iç sahada oynayacak. Topa sahip olmak isteyecek ki iç sahada topa sahip olmak isteyen bir takım Gaziantep'in iç sahada sağ performansları o kadar uçurum var ki puanlarının Tolga tam net söyleyecektir. Tamamını yakını iç sahada kazandı Gaziantep. Yani kaç puanlara var bakayım. Gaziantep 40 puanda. 12. 40. Herhalde 35'i falan iç sağ. Yani Süper 34, 34 mi? Evet. Teşekkür ederim. Süper Lig'de iç sağ dış sağ farkı en yüksek takım. İç sağda dolayısıyla Gaziantep'in herhalde bu istatistiklere bakarak topa sahip olmak isteyeceğini düşünmüş. Uzun vurmayı planlamış. 23 ve 24'teki pozisyonları istemişim. Şu Gomis'e uzun oynanan toplar. Galatasaray'ın planını e, gösterecek şu poz, e, şimdi Bakın. Kaleciden Gomis'e uzun. Bu, bu oradan mı başlıyor Tolga? Heh. Muslera Gomis'e uzun oynuyor ama Gomis'i orada derdest etmek suretiyle Steven Colker bu toplarda çok iyidir. Toba vuruyor. Devam edelim. Bir tane daha vardı hemen peşinden. Top kime gelirse Galatasaray'da bak. Gomis'e uzun. Gomis'ini alamıyor. Devam ediyor. Gaziantep. Atak sürekli devam ediyor. Peki o zaman topu Gaziantep'e bırakmayı düşündün daha ziyade. Şu pozisyonun devamını da kalesinde pozisyon verdi Galatasaray. Değil mi? Evet. Uzun top oynamayı da düşündün madem. Acaba Inyaki, Penya olsa daha iyi olmaz mıydı o zaman? İnyaki, Penya. çünkü ee, bu topları yani. çok daha iyi kullanıyordu. Çok daha iyi buluşuyordu Galatasaray hücum oyuncularıyla. Yani evet. neresinden Tusan elinde kalıyor? Domenek Torrent'e çok saygı duyuyorum. İsmail Kartal'a, Önder Karaveli'ye, Abdullah Avcı'ya. Hepsi değil. duyduğum gibi. Dominant'e de saygı duyuyorum ve anlamaya çalışıyorum. Bu bir anlamaya çalışma çabası. Rotasyonunu anlamaya çalıştım. Kısmen anlıyorum ama Berkan Taylan'ın ısrarını anlayamadım. Çünkü hem mental hem fizik sorgu yıpranlar ve çok da bireysel tayfalar. Papiceli, Obocin'in golünde Berkan nasıl kaçırıyor öyle? 8. Evet. lig oyuncusu gibi kaçırıyor. 1 iki. Topu Gaziantep'e bırakmasaydı puan tablosuna baktı. Gaziantep sağda başarılı. Dominant oyun tercih ediyorlar. Biz fırsat oyunu oynayalım dedi. Hadi onu da anladım. Uzun top stratejisi hadi onu da kabul ettik. E uzun topu Muslera'dan daha iyi atan bir Inyaki Penya var elinde. Ama Muslera'yı tercih etti. Dolayısıyla tutarsızlık söz konusu. Seçimlerinle kafandaki taktik uymuyor. Peki oyun başladı. Başarma şansı yok. Maç başladı. Maçın e, kaçıncı dakikası? Yine kendi yazımı okuyamadım. 9. dakikası Figueiredo sağdan geldi. Maçın 24. dakikası Gaziantep yine sağdan geldi. 26. dakika Gaziantep yine sağdan geldi. Ee, evet. Galatasaray'ın solunu, Galatasaray solunu, koridora çevirdi 90 dakika boyunca ve hoca buraya da hiçbir önlem almadı. Yani bıraktı orayı. Evet. Kitsiyo, Sabeki, Gaziantep'in. Gaziantep üçlü oynuyor. Orayı çoğunlukla. O kadar rahat geçti ki yani devamlı sağdan işledi şey. Gaziantep takımı. Gaziantep çoğunlukla üçlü savunma oynuyor. Üçlü savunmanın önünde kanat oynayan Kitsiyo ve Sagal yani kanat bek oynayan Kitsiyo ve Sagal haliyle rahat öne çıkıyorlar. Çünkü arkalarında Cilobeci ve Tosça savunması var. Üçlü savunma oynadığı için kolkır merkezde, Cilobeci bir tarafında, Tosça bir tarafında, Cilobeci ve Tosça sol bek sağ bek gibi oynadıkları için Kitsü ve Sagal rahat çıkar. Zaten Sagal hücum oyuncusu. Kitsu bek ama o da hücumcu gibi oynuyor. Kitsü zaten sezon boyunca oradan bindirdi ve Gaziantep'in hep ana hücum planı oldu. Bununla ilgili de çalışmadıklarını görüyoruz. Demek ki sezon boyunca Kitsü'nün hatta sezon boyunca bırak geçen sezon önceki sezon Ankara Gücü'nde de Ankara'cı ve Gaziantep'te Kitsio'nun yaptıklarından habersizmiş. Gaziantep'teki bir rakip ne analizini. Ne hücumcu bir bek olduğunu. Bilmiyorlarmış evet. demek. Çünkü Kerem'in onunla beraber dönmesi lazım. Kitsio oradan bindiriyorsa. Hiç Kitsio'ya yakın görmedik. Şimdi pozisyonları söyleyeyim. Ben not almıştım ama arkadaşlara söylemedim. Öyle bir hata yaptım. Yani o yüzden buradan Söyle söyleyeyim, dakikaları. söyleyeyim. Pozisyon 8. Burada olanları söyleyeyim. Pozisyon, ha pardon özür dilerim. Pozisyon 7. Çok özür dilerim. 7 numaralı pozisyon. Pozisyon 7'yi verelim. <laughs> Hata mı oldu? Ondan sonra... Geldi mi dostlar? 7'den sonra da 29'u verelim. Bak bu, yine kitsiyor bir Bu diyorum. 7. E Kerem nerede? Şimdi abi bunu aldığımız yerden en başta alalım. Ben Kerem'i merak ediyorum. Kerem nerede? Nerede? Kerem, Kerem. Bak, bak. izliyor bak. Evet. Aynen bizim gibi izliyor. Şimdi, şimdi biraz başladı. jogging yapmaya başladı. Ama Kits... gitti tabi yani hop arapası. pası. Kitsü ile arada 150 metre olduğunu fark etti. Bu 9. dakika değil mi? Figueiredo e. yok Figueiredo demiş. Sağ bek bindiriyorsa sola çık en azından karede olması lazım. Bu 9. dakika. Pozisyon 29'u verelim. Pozisyon 29 en son pozisyon. Bu da 26. Pos... 26. dakikaydı. Buyur, bu hangisi? Bu şimdi sizin istediğiniz. 29. Bak yine Kitsio sağdan bindirdi. Yine bunu baştan alalım. Defalarca ben şuradan bakayım. Oldu. Bak Kerem'e bak. Kerem yine kareden çıktı. Şimdi orada eşleşmesi gereken adam Fananol değil ki eşleşmesi gereken adam Kerem. Ama burada tek başına Kereme de herhalde tahmin ediyorum fatura kesilmez. O orası koridora döndü diyorum ya maç boyunca işledi orayı Antep. Yani tabii eşleşmesi gereken adam Kerem ama maç içinde tabii fark edersin bunu. Sağ işte çözüm ararsın. İşte bu maçta şey oynadı ya enteresan bir şekilde. Berkan sağ iç, Emre, Emre Kılınç sol iç oynadı. Evet. Ki Berkan'ı sezon başından beri sol iç görmeye alışığız. Berkan sağ iç, Emre sol iç oynadı. Mesela Emre Kılınç da o pozisyonlara yakın değil. hani. Ama yine kötü oynamadı Emre. Bence dün akşam... Dün Top Galatasar ayağında olduğunda iyi. Adına... Sağın ve ilerinden birisiydi bence. Kerem. Sezonun en iyisi. Dün bütün pozisyonlarda Galatasaray evet. Kerem var. Zaten Kerem burada eleştirmek değil maksat. Taktiksel bir eleştiri bu. Aynen öyle tabii. Galatasaray'ın bütün ofansif aksiyonlarının içinde tamamında Kerem var. Kerem olmasa Galatasaray bu puanların belki yarısını toplayamazdı. Bunu kabul ediyorum. Kerem şu an Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri ama Kıt'syonun bindirmelerinde de ne Kerem var ne Emre var. Şeyi almış mıydık? Kerem Emre Kereme yapılan fauller mi? Yok. Almamışız onu. Kerem Emre organizasyonlarını istemedin mi? Yok. İstememiş. Emre Kerem bağlantısı. tamam istememişim. Morussan yanlış kararlara bakalım o zaman. O da çok vardı. Evet. Morussan çok hata yaptı ama şimdi hataları neden yaparsın onu analiz etmek istiyorum. Önce 5. dakika buyurun. Şimdi bakın burada harika bir çalım atıyor. Bir sol bir sağ yapıyor. Zaten Morussan'ı Morussan yapan Rumen milli takımına çağrılması sebep olan özelliği bu. Bak bu çalımı. Bak bu zekası ve yeteneği olması. Şimdi burada bak dur dur. At, topu attırmadan önce dur. Gelebilir. ha. Morussan top ayağına duralım. Tamam dur burada. Bak şimdi burası bir karar anı. Drip link yapma şansın var. Çünkü önüne hala bir 5-6 metre müsait. Ayrıca Gomis'le arandaki oyuncunun sana gelme ihtimali biraz zayıf. Çünkü Gomis'i de gözlüyor bir taraftan. Dolayısıyla bir kez daha topu dürtmende fayda var. Bak erken bir karar. Yanlış bir karar. Ne olacağını gör. Morussan'a sezon başından beri hep söylüyorum. Morutsan'ın sorun yanlış kararlar alması. Devam edelim. Burada bir yanlış karar. Dakika o yüzden 9. de hiçbir şey olmuyor burada. Gelecek şimdi Eka. Dakika 9. Berkan yine boynu bükük bir şekilde topu Morussan'a oynayacak. <laughs> Bak yine yanlış Dışarı karar. Gitti. Bak orta kötü değil hocam. Mesele ortanın kötülüğü değil. Morussan topu atarken yanlış bir orta olduğunu farkında. Yanlış karar veriyor. Bu çocuğun sorunu yanlış karar vermek. Yani bu çocuğun video analiz çalışması lazım. Şimdi çekti. Topu çektiğinde yine top ayağındayken Morus'un yerine kendimizi koymak için top ayağındayken duralım. Teşekkür ederim. Bak Berkan oynaması lazım. Bak Berkan net orada pas opsiyonu olarak bekliyor. Orta yaptığın yerde zaten orta yaptığın yerde sol bekten koşu Kerem, yapmasını bekliyorsun. Değil mi Kerem oyuncanın? girecek diye mi bekledi acaba? Yani onu bekliyor ama yanlış karar. Berkan'a oynaması lazım. Bir sonraki dakika. Şey bir 6 numaralı pozisyondayız. Yanlış karar. Bak çalımı atıyor özelliği var. Kararları Hızlı. hep yanlış veriyor. Ve son olarak ha bu, bu 63'teki pozisyon muydu dostlar? Ha tamam. Şimdi pozisyon altı geliyor. Sagala burada çalımı atıyor ne güzel önünü boşaltıyor. Bu da sonuncusu Uğur Bey. Ama öncesinde top ayağındaydı orayı görmemiz lazım faulden önce. Şu. Faul yapmak zorunda kaldı çünkü top ayağında orası var mı? Yanlış pas verdiği için tamam çok tam şeyden almışız. Tamam o zaman en başında bir durduralım. Tam başlarken durduralım. Heh dur. Burada bir pas tercih hatası yapacak. Aslında çevresi bayağı boş dikkat edersen bak arkası driplinge müsait. Zaten Kerem bak koşu yapıyor. Mursan ne yapıyor? Yine yanlış bir pas tercihi. Berkan'a. Berkan'a. orada araya Recep Niyaz girdiği için sonra sarı faul ve sarı kart. Ya yani yine yanlış karar. Yani bu çocuğun oyunuyla ilgili mesele video izleyip doğru kararlar verme konusunda tavsiye alması, çalışması lazım. Hep yanlış karar, hep panikle karar veriyor. E tabi atak sürekli sağlamazsan bu kadar çok yanlış karar verirsin. Galatasaray'ın iki tane e, foul'ü var. Galatasaray stratejik olarak bu maçta Gaziantep hızı çıkarsa foul yapalım demişler. Öyle Onların da örnekleri izlerler. var. Az önce bir tanesini gördük zaten. Bir tanesi Morussa'nın evet, top kaybını hemen yaptığı gereksiz foul ve sarı kartı. Öbür bir de, tane de Gomis yaptı. Evet. O da sarı kartla bitti. O Niye? da sarı kartla bitti. 45 artı 3. dakika. Şu. Kitsio'nun gitmemesi için. Ya tabi burada Kitsio yine çok rahat gidiyor. Gomis geliyor Santifor baskıya. Bu da Bakalım golle Bakalım o, Kerem nerede? Kerem yine bak ileride izliyor. Acaba gerçekten nasıl bir eşleşme düşündü burada? Torrent. Hani çift Santrfor oynuyorlar. Çift Santrfor çift stoperle eşleşsin bekler beklerle eşitsin diye düşündü herhalde ama orada Gaziantep bir asimetri yarattı. Çünkü niye biliyor musun? Orta üçlü var. Recep Doğan, e, özür dilerim. E, Maxim Recep Doğan. Doğan, Maxim. Maxim oralara yaklaşıyor. Mesela Kitsun'un olduğu be, bölgeye yaklaşıyor. Orada bir asimetri, kalabalık yaratıyor. Veya diğer tarafa yaklaşıyor. Sagal'ın olduğu bölgeye kalabalık yaratıyor. Galatasaray ona bir hazırlık yapmamış. Galatasaray Gaziantep'e hiç çalışmamış. Evet sanki öyle gibi değil mi? Yani ne sağdan gelmesine bir şey yaptı, ne maksime özel bir çalışma e, yapmış, ne bu bahsettiğiniz asimetri. Şimdi sen dörtlü oynuyorsun, rakibin üçlü oynuyor. Bir defa özel çalışman lazım çünkü eşleşme sorunu çıkacağı kesin. Sen dörtlüsün, rakibin üçlü. Orta sahanların beşli olacak. Bir yerde kalabalık yaratacaklar, üçlü savunma oynadıkları için. Senin ona özel çalışma, eşleşmelerle ilgili özel çalışma yapman kesin şart. Sanki ona çalışmamış gibiydi Galatasaray. Dün Real Madrid Barcelona maçında ikinci yarıda üçlü savunmaya döndü. Ancelotti, Carvalho çıkarttı. Diyor ki maç sonu açıklamasında. Rakip diyor üç hücumcu oynuyor. Ben de üç savunmacıya döndüm. Bire bir eşleşelim dedim diyor. Ama diyor düşündüğüm gibi olmadı diyor. Ya en azı açıklıyor olması tabii çok hoş. Hoşuma gitti ya. Ancelotti çok değerli bir tek direktör. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tek direktörlerinden bir tanesi. Ama bir planı var. Diyor ki rakip diyor üç oynuyor. Biz de zaten geriye düşmüştük 2-0. Ben düşündüm ki diyor sağ beki çıkartayım. Üçlü savunmaya döneyim. Üç savunma üç hücumculuğu eşleşsin. Bire bire eşleşsinler. Onları durdururlarsa ben de ön tarafta bir kalabalık yaratırım ama düşündüğüm gibi olmadı diyor. Hani Torrent ne düşündü? Keşke Ancelotti gibi o da açıklasa. Hani kim kimle eşleşecek diye düşündü. Olayın bir de şu boyutu var. Deminden beri Gaziantep'in oyununu ve Galatasaray'ın bu oyuna bir önlem almayışı ya da alamayışını konuştuk. Ancak buna rağmen 45. dakikada Berkan'ın şutu var savunmaya da çarptı. Günay son anda uzandı kornere çeldi. 70-65. dakikada Emre Kılıncı'nın şutu var. Az önce ekrana geldi Gomis'in pasıyla. E, 75'te ve 90 artı 1'de yine Gomis'in kaleciyle karşı karşıya kaldı ama dışarıya ya da kalecinin üzerine vurduğu pozisyonlar var. Yani Kerem'in soldan içeriye çevirdi ki paslardan bir tanesini Emre Kılınç verdi. iki tanesini Emre Kılıç verdi. Bir tanesini de oyuna girdikten sonra Emre Kılınç'ta yer değiştiren Ryan Babel. Sola ikisi de nefis paslar verdi. Yani bunu da her şeye rağmen olumsuzluklara ya da işlemeyen orta sahaya rağmen Galatasaray bunu da yapmaya başardı. Golü bulması da sürpriz bir sonuç olmazdı. Üç tane net pozisyondan bahsediyoruz çünkü. Ya tabii. Yani hoca yani da bunun altını ama. Maç sonu istatistikleri var mı? Var gelsin kadar. Rakibin Gaziantep pozisyon bulacaksın. Sen de Galatasaray'sın ama Gaziantep ilk yarıda 13 şut attı ve sezon rekoru kırdı. Kendi rekorunu ve Galatasaray'ın da en çok şut fırsatı verdiği maç oldu. İlk yarıda Gaziantep %53 topla oynadı. Galatasaray %47 idi. Maç sonu itibariyle bu tablo terse döndü. Şutlarda söylediğiniz gibi 13'te 5 iken 19'da 7 tamamladı Gaziantep. 6'da 2 idi. Galatasaray 13'te 4 ile Tamamladı gol beklentisi. 1-0-9'da ilk yarıda Gaziantep'in 2-81 yaptı. Galatasaray'ın ilk yarıda 0 76ydı Uğur Bey gol beklentisi. Maçı 1-55 ile tamamladı. Gaziantep ilk yarıda 14 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken maçı 23 ile tamamladı. Galatasaray 8 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken 19 tamamladı. Dikkat çekici e, istatistik kalemlerinden birisi de ikili mücadele. Uğur Bey ilk yarıda %63'e %37 Gaziantep lehineydi. İkinci yarıda Galatasaray'ın oyunu biraz daha dengelediğini söyleyebiliriz. 55'e 45. Sadece bu istatistik kaleminde değil, şutlarda da, gol beklentisinde de, e, rakip cezası aslında buluşma ve ikili mücadelelerde de ikinci yarıda biraz daha dengelediğini söyleyebiliriz. Oyunun ama yetmedi. Ama yani gol beklentisine neredeyse ikiye katlamış Gaziantep. Şutlarda 19-13 üstün. Rakip cezası toplu buluşmada üstün. İkili mücadelenin bu kadar farklı çıkması, Morussa'nın çok top kayıpları, Gomis'e atılan toplarda muhtemelen Gomis'in girdiği olabilir. ikili mücadelenin kazanamaması onları Atışı etkilemiş çok olabilir. yüksek yani. Evet çok yüksek, çok alışık değil. İlk yarış. Morussa ve Gomis'in çok ilin, ikili mücadele kazanamamaları etkili olmuş olabilir ama yani hemen hemen her departmanda Gaziantep bir tık üstündü. Galibiyeti hak etmedi diyemeyiz herhalde. Doğru. Evet Galatasaray 2-1 çok net Gomis'le yakaladı. 2-2 olabilirdi elbette. Futbolda bu var ama gün sonunda son tahlilde Gaziantep galibiyeti hak etmedi diyebileceğimiz bir maç değil. Gaziantep galibiyeti birçok departmandaki başarısıyla hak etti. İzleyicimiz Fatih Bey, Fatih Demir yazmış. Geçen sezon Tayland Lig'in en iyileri arasında gösteriliyordu. Şimdi ise en çok eleştirilen oyuncular arasında bunu neye bağlamalıyız? Kişisel mi yoksa takımla mı alakalı diye sorar. Gerçekten de enteresan evet Fatih Bey'in sorusu. Tayland normalde Erzurum Spor'da 8 numara hatta 10 numara oynayabilecek özelliklere sahipken bir anda Fatih onu 6 numaralık oynatmaya başlamıştı. 6 numara oynamaya başladıktan sonra o topa olan yatkınlığı, topla olan iyi ilişkisi sanki bir Sosa etkisi yaratmıştı. Sosa'nın Trabzon'da ve Fenerbahçe'de zaman zaman 6 numara oynadığı dönemki gibi oraya benzer Taylan orada bir fark yaratmıştı. Geriden çıkışlarda topları çok iyi kullanmıştı. 40 metre 50 metre sağa sola attığı diagonal toplarla daha sonra pozisyonlar yaratmıştı. Burada da çok vermiştik. Taylan'ın attığı Doğru. uzun metrajlı iyi toplara falan çok vermiştik. Bence e, Taylan'ın esas kırılma noktası Berkan'ın da takıma katılması oldu. Taylan Berkan ikili olarak orta üçlüde bence lüks oldu. Taylan'la Berkan'dan biri oynarsa yani Taylan tek oynasaydı Altun Bayadağ meseli ve öndeki iki oyuncu ayağına daha çok top yakışan daha yetenekli mesela kim gibi Mert Hakan'la Josef gibi. İşte diğer takımlara bakalım. Trabzonspor'a bakalım. Abdülkadir Ömür'le işte Başakşehir'e bakalım. Berkay gibi. Taylan'ın partnerleri ayağına top yakışan top kullanan iki oyuncu olsaydı bence Galatasaray orta sahasının total olarak verimi artardı ama Taylan'ın yanına Berkan'ı koyuyorsun. Berkan'ın yanındaki Çikal da Covid sonrası olan üstü bir düşüşle döndü. Onlar bence bütün paket olarak e, ee, Galatasaray orta sahası yetersizleşti. Hepsini etkiledi. Ee, bence bazen futbol öyle ki yani 2 ile 2'yi topluyorsun 22 ediyor. Bazen 2 ile 2'yi topluyorsun 4 etmiyor. Taylan'la Berkan öyle oldular. Al onları iki ayrı takıma. Berkan Alanya'ya geri dönsün. 6 numara koynasın Belki bu kadar göze batmayacak. Taylan da burada 6 numara oynasın ve yanında 2 yetenekli olsun. Belki bu kadar göze batmayacak ama Taylan Berkan Galatasaray orta sahası büyük takım orta sahası olmuyor. Tayland'daki gerilemede biraz da birçok faktörün yanı sıra biraz da bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de Tayland sırtı dönük top aldığında çok top kaybetti bu sezon. O top kayıpları tabii sosyal medyayı falan takip ediyor muhtemelen. Ee, etkileniyor yorumlardan da mental olarak da geriledi. Semih Sabek oynadı. Dedik ki söze başlarken dediniz ki Semih'in Sabek'te oynaması dahi Pulgar'ın e, orta sahada yer almasından daha Fazla riskli doğru hatırlıyorum değil mi? Evet. Ve o dediğinizde sahaya yansıdı. Hatalar fazla oldu o bölgede. Ee, özellikle ama dediğim gibi Emre Kılınca sanki bir miktar daha ekleme yapmak lazım. Daha fazla forma şansı bulsa takıma daha faydalı olacak gibi. Özellikle ikinci yarının başında fırtına gibi başladı. Gerek ön alandaki baskısıyla gerek pas istasyonu olmasıyla Galatasaray'ın ürettiği özellikle Kerem'le soldan ürettiği, Gomis'in değerlendiremediği pozisyonların hepsinin içinde vardı. Emre. Ee, Artı arada, bir oldu yani. Bir şey hem orta saha hem hücum için. Ben konuşurken ona bakabilir mi arkadaşlar? Galatasaray Jardel'e takas olarak üç yabancı oyuncu almıştı. Spehard'ı bir tanesi. Empenza. Ama bildiğimiz meşhur Empenza değil. Onun kardeşi şu an Empenza. Spehard, Empenza. Diğerini Tolga bakabilir misin? Diğerini hatırlayamadım. Kim? Duyamıyorum ses. Horvat, Horvat. Horvat. Macar. Teşekkür ederim. Oynatmamıştı onları Lucescu. Çünkü istemedi. Jardel giderken Jardel'e takas olarak bu oyuncuyu Iskarta 3 oyuncuyu istemedi. Horvart, Schipper ve Empenza'yı istemedi. Çok uzun süre 1 dakika 2 dakika bile doğru düzgün vermedi. Sonra bazen çok kısıtlı dakikalar verdi. Empenza galiba hiç oynamadan gitti falan. O 3 oyuncuyu istemedi. Biraz şeyde Pulgar'da bu durumu hissediyorum. Acaba yani tutmuyor muhtemelen Dominic Torrent Pulgar'ı veya başka bir oyuncu istiyordu alınmadı mı? Pulgar ona sorulmadı mı? Yani orada sanki mesele kişiselleşmiş gibi Pulgar konusunda. Yani şimdi şu maç hani rotasyonlu bir kadro. E, Konya, Barcelona, Beşiktaş, Barcelona. Ya dile kolay. Konya, Barcelona, Beşiktaş, Barcelona. 11 günde bu 4 maçı oynamışsın. Buradan çıktıktan sonra Berkan Taylan'ı en azından birini dinlendirirsin diye düşünüyorsun. Yani o kadar mı kötü Pulgar? Yani bu Horvath, Şipayar, Empenza ile arasındaki o kötü ilişki satıyor bana. Torrent'in Pulgar'ı kullanmamaktaki ısrarı. Sizin sorunuza gelince Semih konusuydu değil mi? Evet Semih ve Emre Kılınç. Şimdi Semih yürekli bir oyuncu. Galatasaray alt yapısına yetişmiş bir oyuncu. Sahaya yüzde yüzünü vereceğini biliyorsunuz. Avrupa kupalarında da gelecek sezonda mesela listeye işte biz genelde o şeyi dolduramıyoruz bizim kulüplerimiz. 8 tane Türkiye'de yetişmiş olması lazım ama 4 tane senin kulübüne yetişmiş olması lazım. O kontenjanı dolduramıyoruz. Hani Semih'e o kontenjanı da yazabiliriz diye düşünmüş olabilirler yeni sezonda. O yüzden almış olabilirler. Şu maçta tabii ki oynaması ama hem boyu yok hem omar yok. Alpaslan da normalde sabık özelliği olan bir oyuncu. Alpaslan'ı tercih etmiyor. Semih'i tercih ediyor. Yani bir şey söyleyemiyorum gerçekten. Sözcüklerin yetersiz kaldığı bir an. Emre Kılınç sol iç oynadığı için bence daha etkili oynadı. Kerem'e yakın oynadığı için. Çünkü genelde Kerem Emre'ye, Emre, Emre Kerem'e iki arasında çok pas balansı olduğu Birçok pozisyonda Emre Kerem balansı da buldular. 34'teki golde Emre Kerem balantısı var. Kerem çalın pas onun öncesi topu atan Emre. Galatasaray... 75'teki Gomis pozisyonunda karşı karşıya kaldı ya. Evet, o da yine evet, Emre evet, Kerem evet. Balan. Söyledik ya. Biraz daha fazla düşünmeli bence Emre'yi. Hocanın kafasının ne var bilmiyorum ama. Dün akşamki Değil, kurgu, dünkü kurguda biraz daha düşünmeli sanki. Biraz daha fazla düşünmeli Emre Kılıncı. Hatta işte Berkan'ın yerine veriyor. Yani sol iş devam etmeli. Taylan 6 numara mı oynatıyorsun? Taylan ya da Berkan 6 numara oynat. Emre sol iç. Sahit ya da Feguli ya da her neyse kimi istiyorsa. Hani yerli de şeyden de feragat etmiş olmuyorsun. Hani üç yerliği dolduramam diye de Tabii. bir korku da oluşmaz. Ya yani yine orada orta sahada olur iki yerli kullanıyoruz. bence. Pozisyonlarımızı katılıyorum var. size. U Uğur Bey, e Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonunda, maç sonu e bize verdiği flash röportajda hani e az önce gazeteden de okuduk. Bize e birader diye seslenen e hakem abimiz pozisyonların incelendiğini söyledi ama ayağımın durumu ortada dedi ki bugün gazetelerde de yazıyor. Önce onlarla başlayalım şu. ilk pozisyon Burada hem Jiloboji ile hem Kiss ile mücadele ediyor. Dakika henüz 2 e, maçın başı. Ö, e, bir en baştan oynatabilir miyiz? Jiloboji ilk pozisyonda basıyor muydu ya Önde karşılıyor. E, onu bir an şöyle bir hızlı gördüm çünkü ben Kiss'in Yok ha, bu şu. Ha, bu, bunu mu kastediyor? Şurada bir basma var mı ayağa? Sanki var devam gibi devam değil ediyor. mi? Devam ediyor. Devam. Var gibi. Yani. Galiba var gibi evet. Ayakkabının bir kısmı kayboluyor görüntü. Evet. Şimdi kit bastı. Of. Bir daha vuruyor mu? Yok kaçtı artık Kerem uzaklaştı. Sonra da Bahsetti... Doğan'la Doğan çarpıştı. Temas bu. Kitsiyon'un teması Kitsiyon'un teması evet. Bu şeyden kaçmış ben bunu görmemiştim valla şimdi dikkatimi çekti. Aşil tendonu. Yo yo e, önce, önce de Ciloboji basmış. Demin gördüğümüz yanılmadık herhalde değil mi? Belki görüntü yanıltmış olabilir. Mi? Olabilir pek. Ama burada İlk ço pozisyon çorabına duydum. takılıyor. Çorabına takılıyor. Kitsiyonun, kramponun, çivileri Kerem'in çorabına takılıyor. Kerem devam ettiği için bu da kaçıyor. Bir diğer e, Kerem'in hakkı olarak şikayet ettiği pozisyon dakika 47'den. Burada da gördük mü? Hocam Bilo bu hocam. pozisyonda hakem şey yapıyor. Arda kardeşler geliyor. Israrla diyor ki yukarı Şu. bakıyor diyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum hakemin cespemeklerini. Yukarı bakıyor, havaya bakıyor diye herkese anlatıyor çünkü bu pozisyonun başka açıları var mı? Dördüncü hakemin yerini göstermek istiyorum ben. Direkt onun önünde... Tolga bu maçın dördüncü hakemi kim? Onu söyleyebilir misin? Ben hemen söyleyeyim onun size. Bunun başka Yiğit açısı var mı? İyi Aslan. Bakın ha burada dördüncü, bak dördüncü hakemi göreceğiz. Dördüncü hakemin direkt önünde oluyor. Haklısınız. Evet. Geçtiğimiz hafta söylemiştim. Trabzonspor maçına dördüncü hakem Mehmet Türk ben orada bir yardım etmişti hakeme. Şimdi bu tarz pozisyonlarda bastığını gördü mü acaba dördüncü hakem? Yardım edebilir miydi diye düşündüm. Türkiye'de maalesef yardımcı hakemler de dahil, dördüncü hakem de dahil. Suya sabun artı dokunmuyorlar. Hiçbir yakınlarında olsa dahi hiçbir pozisyonda yardımlarını görmüyor. Şu pozisyonda mesela bileğine basıldığını dördüncü hakem görebilecek açıdaydı. Ben maç sırasında gördüm. Öyle bir açı vardı. Şimdi niye burada Kerem isyan ediyor ama niye burada video hakeme başvuramıyorsun? Çünkü kırmızı kart şüphesi değil. Sarı kart gereken bir pozisyon. Evet. O yüzden video hakem de yardımcı olamıyor. Talihsiz yani. Orta hakem de kaçırıyor. Ee, dördüncü hakem de yardım etmiyor. Yardımcıya da yakınmış bu arada. Yardımcı da az önce karaya girdi. Belki oraya bakmadı diyeceğim yardımcıya ama dördüncü Olabilir, hakem evet. biraz daha hakim. Yani birileri yardım etse. Sanki. Bak şimdi yardımcıya girdik. Hani. Evet evet. Bir sonraki pozisyonumuz sevgili reji 20 numaralı pozisyon yani dakika 65. Burada şurada Toşça ile Gomis şurada bir çarpışma oldu. Ya çarpışma mıdır bu sizce bir penaltı var mı burada? Bakalım. Nefis aktardı Gomis. İlk e, tek pas oynadı şeye Kerem'e ve sonra da Emre kılınca aktardı topu. Pozisyonu pilot kameradan doğa yani buradan doğal oynatımızda Tosça'nın topa müdahalesi var sanki değil mi? Tosça dokunamıyor gibi görünüyor. Ben şey veriyor pası. Gomis veriyor. Tosça öyle itiraz ediyor ama. Topa ben, dokundum diye itiraz ediyor. Bir daha dikkatli bakalım ama bence yok. Yani hiç Buramıyor, dokunması Tomis yok var. yani. Hmm. Niyetim topaydı demek istiyor herhalde. Çünkü öyle bir itirazı var. Top işareti yapıyor. Hmm, topa vuramıyor. Ayağımı sakındım boyuyor. diyor belki bak şurada vurmak. Ama vuruyor Gomis'e. E işte evet dizine geliyor ayağı. Evet. Şurada değil mi? Evet. Sol ayağa gelmiyor mu Toşcan? Gomis'in sağ ayağına. Ya ayağı da çekiyor yani. mu acaba vurmadan? Şurada bakalım bir daha. Sanki geliyormuş gibi görünüyor. Geliyorsa penaltı. Ama bilemiyorum tabii emin olamıyorum. O, e, bu açıdan baktığınızda şurada sanki ama sakınıyormuş gibi de sakınıyor da bir taraf görünüyor. Da. Gomis devam ediyor mu? Edemiyor. Gomis de yerde kalıyor. Ama o, o darbeden değil de çarpışmadan daha çok evet, yerde var. kalıyor. doğru. Gibi gördüm ben. Evet. Yani bu bu darbenin şiddetini tam anlamıyla bu açıdan ölçemedik. Dolayısıyla geçtiler diğer pozisyona geçtiler. Ee, penaltı pozisyonunda. Bir öncekiyle alakalı sanki devam kararı doğru gibi görünüyor değil mi? Çözemedim. Eğer darbe varsa penaltı. Başka açısı eğer Şeyde hakem programını incelemişlerdir başka açılarını. İncelediler mi? Başka e, açıdan incelediler. Genelde bunun bir çarpışma oyunun devamında. Çarpışma Pozisyonu yukarıda devamında ama. Bir çarpışma olarak değerlendirdiler. Ayak, ayakla ilgili merak ettim. Onu çarpışma yukarıda. Uğur Bey. Darbe varsa faal olmalı. Bu da bir sonraki yani Figueiredo ile Berkan arasındaki. Burada darbe görünüyor. Temas görünüyor. Evet. Topa Figueiredo vuruyor. Berkan Figueroa'nın ayağının altında kalıyor. Gecikmiş Sol ayağıyla Figueroa'nın sağ ayağına vuruyor. Zamanlama hatası. Şurada görünüyor. Bayağı net bir darbe evet. var. Burada da penaltı kararı çıktı ve Gaziantep 3-1 kazandı karşılaşmayı. Doğru. Var mı eklemek istediğiniz bir şey Gaziantep Galatasaray? maçı her iki takım açısından, oyun açısından. Teşekkür ederim. O zaman Uğur Bey şimdi Marca e, Marka gazetesi yani İspanya'ya gideceğiz. Demin bir ufak şey pencere açtınız ama belki kalan dakikalar içerisinde daha geniş. Yarın Beşiktaş'la başlarız değil mi? Geniş Beşiktaş, Trabzon ve diğer maçlar. Beşiktaş, Trabzon yarın geniş ele alır. Konuşmak istediğimiz maçlar çünkü. Milli maç arasındayız. Geniş yetmezsin. geniş konuşacağız hepsini. Uğur Beyciğim. Barka <laughs> YouTube, gazetesi. Youtube yorumlara şimdiden cevap vereyim. Barka gazetesi diyor ki can yakan darbe. 4-0'lık mağlubiyetin ardından. Dördüncü gol. ilginçti. Eğer orada hakem offside bayrağı uysaydı değil mi? Bayrağına uysaydı, pozisyonu oynatmasaydı. E, Real Madrid savunması da offside diye bıraktı mı? Sanki bıraktı. Oluyor evet bazen. Yani ve dördüncü gol öyle geldi. Hakikaten ilginç bir anda ama oyun anlamında herhalde Barcelona'nın net bir şekilde Real Madrid'i e sürkülesi ettiğini 50 dakikada, 51 dakikada, 52 dakikada her neyse 4-0'a ulaştığını söyleyebiliriz değil mi? Söyleyebiliriz. Tabii önce başlangıç 11'lerine bakmak lazım. Benzeması yoktu Ancelotti'nin ki benzeması şu an Michael Jordan'ı gibi. Çok etkili yani oyun aklı hem kurulumunda hem bitirmede. Real Madrid'in her şeyi zaten müthiş bir istatistik yaptı bu sezon iki haneli gol ve Onun yokluğunda klasik bir santrifor kullanmamayı tercih etti. 4-6-0 e, tüm dört orta sahnesini bir arada Kroos'u, Casemiro'yu, Modric'i ve Valverde'yi bir arada kullanmaya tercih etti. İki çabuk kanatla beraber işlemedi bu düzen. Çünkü Barcelona e, adama yerine Dembele tercih, Dembele'nin süratiyle Real Madrid savunmasını alt üst etti. Dengesini bozdu. Burada Çavin'de iki tercih var. Birincisi Aruho Bek'te etkili oynadı. Tebrik etmek lazım. Daniel Alves değil Aro'yu bekte kullanmayı tercih etti. İkincisi de Adamanın yerine Dembele tercih. Dembele de Real Madrid savunmasının dengesini bozdu. Yani Xavi Ancelotti'yi mat etti deyim yerindeyse tercihleriyle. İkinci yarıda Ancelotti oyunu değiştirmeye çalıştı. Carvalho çıkarttı. Üçlü savunmaya döndü. Klasik bir santrifor Mariano Diaz'ı en ucu ekledi ama Barcelona 4-0 yaptı 6-0 da yapabilirdi. Yani 4-0'dan sonra da bir sürü neti var. Bir sürü net pozisyonu var. Tüm hatlarıyla, tüm dakikalarıyla, tüm departmanlarıyla Barcelona Real Madrid sürklese etti. Xavi'nin futbolculuk günlerinden pasajlar sundu. Teknik adam olarak pasajlar sundu. Bir el klasik. Söze başlarken benzeme yok dediniz. Benzeme olsaydı daha farklı olur muydu diye bir paralel evren sorusu sorabilir miyim? Olabilirdi. Çünkü çok olmazdı gibi diye ligin, düşünüyorum da o yüzden. Ligin en iyi performansı bu sezon. Benzemanlık sadece Real Madrid'in değil. Ligin en iyi Real Madrid şu an bu kadar puan farkı yaptıysa bunu benzemeye borçlu neredeyse bütün büyük maçları Benzema aldı götürdü kazandı. E şu an tabii lig bitmedi. Bu puan kaybıyla Barcelona da umutlandı. Ama ne kadar umutlanabilirsiniz? Bu puan farkı kapanabilir mi? Xavi var olan bütün hedeflere varız. Şampiyonluk dahil dedi ama bu puan farkının sebebi Benzema'nın varlığı. Yani bu sezon gerçekten La Liga'nın en değerli ve en etkili oyuncusu. Biraz paralel evren sorusu tabii. Yani ee, tabii yani, ki elime. buna yanıt vermek çok farazi ama o kadar sezon boyunca etkiledi ki her şeye çok yakın zamanda Paris Saint Germain'i Şampiyonlar Ligi'ne etti. Paris Saint Germain'i karıştırdı Benzema tek başına. Büyük maçlarda etkili Ben çok büyük bir oyuncu. İlk golü Barcelona'nın attığı ilk golü Dembele sağdan kafa getirdi golü. kafayla. Yani bu o orta oradan nasıl yapıldı çizgiden? Ceza sahası içerisinde iki oyuncu arasından kafayı nasıl vurdu? Yapılmaya birçok maçta aslında yapılmaya çalışılan şey o değil mi? Takımların birçok maçta İlten yapmaya atlar çalıştığı şey. kafa bu. golü. Zaten Dembele'nin de varlık nedeni adama neden Dembele'yi tercih etmesi. Geçtiğimiz hafta da Dembele çok etkili oynamıştı Osasuna karşısında. Benzer planları uygulamışlardı ama Real Madrid oraya bir önlem alamadı. Bazen bazı oyunculara önlem almak istersin alamazsın. Alamadılar yani Osasuna'ya karşı ne yaptıysa Dembele Real Madrid'e karşı da yaptı. Yani şimdi Galatasaray 2-1 kaybettiği zaman o günkü konuştuklarımızı daha iyi anlıyordur spor severler. Çünkü o gün cümle arasında sanırım şunu da söyleme hatırlıyorum. Zaten El Clasico'da da göreceğiz Barcelona'nın <laughs> form durumunu diye söylediğimi hatırlıyorum. Çünkü Napoli'ye karşı gösterdi bunu. Valencia'ya karşı gösterdi. Atletik Bilbao'ya karşı. Atletico Madrid'e karşı gösterdi. Atletico Madrid de çok erken dörtlük yapmıştı. Ki Atletico Madrid şampiyonlar ligi çeyrek finalist. Villarreal'e karşı da gösterdi. Villarreal şampiyonlar çeyrek finalist. Şimdi bir başka şampiyonlar çeyrek finalist. Real Madrid dört dedi. Üç tane şampiyonlar çeyrek finalisti var. Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal. Barcelona'nın toplu 11 gol yediler. Yani bazen önlem alamıyoruz. Savunmaları çok kolay eleştirebiliyoruz. Hem ülkemizde hem dışarıda. Çok kolay eleştirebiliyoruz ama işte Real Madrid'de olsan iki savunmacı arasında adam çıkıp kafayı vurabiliyor yani. Vurabiliyor, yapabiliyor. Sadece iki savunmacıya kalan bir iş değil bu. O kadar eksik çok kalırsan eksik. koşu anında tebrik edelim. Barcelona'yı 4-0 galip ve maç sonrasında bilmiyorum takip ettiniz mi açıklamaları, kulübün e, sosyal medya paylaşımlarını, takımın reaksiyonunu, şehrin reaksiyonunu herkese çok iyi gelen bir galibiyet. 1100 e, küsür gün galiba. 1100 küsür gün sonra ilk defa Real Madrid'i mağlup etmeyi başarmış Barcelona. 5 maçta 5 yapmıştır Real Madrid. 5'te 5 beş yapmıştı. Süremizin sonuna geldik. Uğur Merke, çok teşekkürler. Haftanın ilk manşetini burada tamamlıyoruz. Yarın yine kaldığımız noktadan devam edeceğiz o dakikaya kadar, yani yeniden birlikte olana dek. Hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.